We'll be right back.
party to the top of the tuba. To the sound of the tuba. Intel Gaming Fest çatısı altında düzenlenen European Esports Masters turnuvasına hepiniz hoş geldiniz. Ben Onur Münir Satar, yanımda diğer sesin diğer ucunda Aykut Yufoni Özgan var. Ve uzun süreden sonra biz belki de beraber olduk ama şunu söylemem gerekiyor ki artık finaldeyiz ve finalde söz sende Yufoni. İki takım var, 9 Eylül Üniversitesi ve İstanbul Teknik
Üniversitesi. Tabii bu takımlar buraya gelirken neler yaşandı onu da söyleyeyim. Yarı final oynadılar. 9 Eylül Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi ile yarıştı ve 2-1 kazanarak finale çıkmış oldu. Ondan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Bahçeşehir Üniversitesi'ni yenerek 2-1 kazanarak orada finale çıkmış oldu. Adını yazdırdı. Toplamda 48 üniversiteden birer takım katıldı ve üniversiteler hangi takımın gideceğini belirlemek için her üniversite için her üniversite kendi içerisinde takım yani takım seçme turnuvası yaptı. Bundan sonra da takımlar yani üniversiteler bu turnuvaya katıldı. Yani European Esports Masters turnuvasına katıldı ve şu anda finaldeyiz. Finalde de gördüğümüz gibi İstanbul Üniversitesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi 9 Eylül Üniversitesi karşılaşacak. Öncelikle UFO'na hoş geldin. Nasılsın diyorum ben sana. Hoş bulduk. Çok iyiyim. Tabii üniversite ligi finalleri her zaman çok değerlidir. Çünkü kurulan birçok takımın iyisinin daha iyisini belirlemek için olan bir turnuva bu. Aslında iki takıma da baktığımızda ikisi de yarı finali 2-1 geçerek buraya gelen takımlar ama İstanbul Teknik Üniversitesi yarı finale kadar tüm maçlarını 2-0 kazandı. 9 Eylül Çukurova'ya karşı zorlanmıştı biraz. 2-1 geçtiler. Açıkçası birbirine denk bir takım olduğunu düşünüyorum. Yine bir 2-1'lik sonuç bekliyorum ben finalde. 3 maç üzerinden oynanacak yine. Birbirine yakın, keyifli bir karşılaşma bizleri bekliyor. Evet, buna da baktığımız zaman tabii ben bir yandan da meta üzerinden de konuşalım. Bir de oyuncuların seçmek istediği ya da seçebileceği şampiyonlar üzerinden konuşalım istiyorum. Yani bugün baktığımızda oyuncular zaten, tabii oyuncuları saymak gerekirse şu anda I am I, who am I diye bir oyuncu var. Ondan sonra bot lane var, Made in Heaven var, mavi bir kumru var. Ondan sonra Pray for Your Mom 9 Eylül Üniversitesi'nde oynanacak. Ondan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ise Rips, Shirley, Tie Guanyin, ondan sonra F Junglers, Vareste ve Young, pardon F Junglers ve Vareste olacak. İlk beşlisi de İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bu şekilde olacağını görüyoruz. Ve bu oyunculara baktığımız zaman farklı farklı sevdikleri şampiyonlar olduğunu da fark ediyoruz. Ama bu genel meta anlamında UFO'nu sen ne bekliyorsun? Bugün neler seçilebilir? Ya açıkçası metanın şu anki evrildiği nokta size çok fazla esneklik katabiliyor. Özellikle işte Kalista'nın nişancı pozisyonundan üst koridora evrildiğini gördük. Tekrar nişancıya çekildi. Çok farklı seçimler görebiliriz ki üniversite liginde oyuncular çok fazla metaya bağlı kalmıyor. Kendi işte o pocket pick denilen bir anda ceplerden çıkan yeni seçimler. Evet. Hiç beklenmedik performansları izleyebiliyoruz. Açıkçası ben çok meta üzerinde ilerleyecek bir karşılaşma, bir seri düşünmüyorum. Kendilerini rahat hissettikleri ve birbiriyle uyumları daha iyi oldukları seçimlere yönelecektir tahminimce. Tabii tam da bunu dedikten sonra 9 Eylül Üniversitesi'nde Made in Heaven var. O da support olarak oynayacak. Ama şunu söylemem gerekiyor ki en beğendiği pocket pick olarak Yorick ve Shen falan varmış. Yani bayağı garip ve farklı tarzda şampiyonlar onun evet, elinde. Benim de pardon lafını kestim kusura bakma. Benim de çok dikkatimi çektim. Yorick karşılaşmasını izleyemedik tabii ama yani bu maçta öyle bir seçim olursa nasıl bir oyun oynayacağını, nasıl bir koridor geçireceğini ben çok merakla bekliyorum. Evet, izleyicilerimize de belirtelim. Şu anda European Esports Masters turnuvasında Best of 3 yani 3 maç üzerinden bu karşılaşma gerçekleştirilecek. Ve bu karşılaşma ilk 2 karşılaşmayı kim alırsa zaten kazanıyor. Eğer 1-1 durumunda 3. maça gidiyor olacağız. 3. maçta da neler olacağını görebiliriz. Umarım gider diye düşünüyorum bugünkü. Ve tabii meta'ya geçmiş olduk ama bugün yani sence nasıl seçenekler görürüz? Ben baktığımız zaman işte ormana baktığımız işte çok daha farklı seçimler görürüz. İşte Lee Sin'dir, Olaf'tır. Trundle gibi seçimler görüyoruz. Yani meta'nın seçimleri. Sence bugün meta dışında farklı seçenek görür müyüz? Ben bunu sana soruyorum. Ya açıkçası ben oyuncuların bir önceki karşılaşmalarında oynadığı seçimleri inceledim biraz. Meta dışında çıkan çok fazla seçim var. Örneğin Diana belki tekli dereceli de oynanabiliyor ama mavi bir kumru burada Diana seçiminde bulunmuş ormana. Sylas aynı şekilde şu anda yani pek kompetitifde oynanabilen şampiyonlar değil ama dediğim gibi oyuncular kendilerinin rahat ettiği şampiyonları seçiyor ve 10-13 yamasında oynanacak karşılaşma. 10-13'te de güçlenen ve zayıflayan şampiyonlar var. Örneğin Kalista ve Aphelios'a ciddi bir dengeleme geldi. Evet. Bakalım oyuncular bu dengelemeye rağmen seçmeyi tercih edecek mi? Keza Yumi. Yumi'de hem tekli derecenin hem de uluslararası arenada çok fazla tercih edilen bir destekti. Bakalım bu zayıflatmalar oyuncuları etkileyecek mi onu göreceğiz. Ki güçlenen şampiyonlar hani ne çıkar ne alınabilir dersen ben Kog'Maw'un şu an çok iyi bir durumda olduğunu düşünüyorum. Ve nişancı koruma yönelik bir kompozisyona aynen öyle nişancı koruma yönelik bir kompozisyona giderlerse nişancı pozisyonunda çok verimli bir karşılaşma olmasa da orta koridoru Azir karşısına ve benzer şampiyonların karşısına yetenek gücü Kog'Maw ben göreceğimizi bekliyorum açıkçası. Evet, yetenek gücü Kog'Maw gelir mi ve bunu da dedikten sonra artık seçim yasaklı ekranımıza geçtik. Set yasaklanıyor ilk şampiyon olarak. Sol tarafta gördüğümüz gibi şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi var ve sağ tarafta
9 Eylül Üniversitesi olduğunu belirtelim izleyicilerimize. Azir yasaklanan şampiyonlardan bir tanesi oldu. Bunun üstüne de Senna yasaklandı. Euphony. Hızlı yasaklamalar geliyor. Evet, ben Senna pek beklemiyordum açıkçası. Senna'nın şu anki durumu çünkü nasıl diyeyim? Eski gücünde değil Senna. Oynanılabilirliği evet. De tekrar hissettirmek istendi ama istenilen pek başarılamadı gibi dengelemelerde. Graves tabii ki şu anda en güçlü, çok güçlü ormancılar arasında ve yasaklamayı tercih ediyor bu noktada 9 Eylül. Volibear da yasaklanmış oldu. Üçüncü yasaklama geldi. Ondan sonra tabii birinci yasaklamanın yani evrede bakalım birinci aşamada neler olacak? Birinci aşamada son yasaklama geliyor şu anda 9 Eylül'den kırmızı tarafta onlarda. Ve son 10 saniye kalırken Ezreal yasaklaması geldi. Aphelios açık şu anda alınır mı? Tercih edilir mi? Ya ben Aphelios'un gelmesini beklemiyorum açıkçası. Tabii her ne kadar dengelenmiş olsa da çok güçlü bir nişancı yetenek kiti bakımından ama Wukong'a yönelmeyi tercih etti bu noktada. Evet. İstanbul Teknik Üniversitesi. Wukong'un da yeni değişen kiti bireysel oyun yapma konusunda ve takım savaşlarına gelmedi de çok etkili kılıyor aslında onu. Eski Wukong takım savaşlarında çok pasif kalıyordu. Herhangi bir şey katamıyordu. Doğru. Takımına. Ama şu an tam anlamıyla olmasa da yine de bir nebze takım savaşı şampiyonu haline bürünmüş diyebiliriz ve Aphelios hemen karşı taraftan geldi. 9 Eylül kitledi Aphelios. Acaba Lulu veya şu anda desteklerin hepsi açık. Acaba yanına bir destek seçebilirler mi? Zaten orta koridoru sona bırakacaktır diye düşünüyorum ben 9 Eylül'ün ama yani evet, son seçim hakkı onlarda. Dediğin gibi bir teknik koridoru son seçime bırakacaklardır. Bakalım desteği burada kitlemek mantıklı olabilir ama ikinci yasaklama kısmına geçmeden önce yani bir sonraki seçim olarak da alabilirler. Fakat Braum'u aldılar evet, burada. Destek geldi. Ya bu kadar öncelikli miydi dersen pek öncelikli değil. Yani değildi. Braum, Aphelios'la çok üst düzey sinerjisi olan tabii illaki nişancılarla sinerjisi var ama Braum olmasa da birçok farklı şampiyonla oynanabiliyor Aphelios ve rakibi de görmek istersiniz Braum alırken. Ama burada erkenden yöneldi. Hemen karşısına dürten bir şampiyon Karma'yı aldı. Burada 9 Eylül. Onlar alt koridora göndermek isteyebilir Karma'yı. Ve Evelyn mi gelir diyecektim. Yok artık yani Evelyn geleceğini bir gösterdiler ama tabii seçeneği yapacak. Lux mı tercih edecek şu anda? Yoksa yani orta koridor seçeceğini düşünmüyorum şu anda. Bu kadar erken seviyede göstermesi onlar için çok sıkıntı olur. Belki bir ormancı ya da nişancı dedikten sonra evet tam da bunun üzerine Kalista geldi. Kalista seçeneği geldikten sonra bakalım şimdi üçüncü seçeneği gerçekleştirecek. Şimdi Kalista geldikten sonra Kalista eğer nişancıya gidecekse ki çok büyük ihtimalle nişancıya gidecek. Yanına Karma pek uygun olmayabilir. Yani Karma'ya orta koridoru esnetip yanına Thresh tarzında bir şampiyon tercih edebilir Rips. Bakalım ikinci yasaklama kısmında göreceğiz. Bu arada Renekton geliyor. Pray for your mom için. Pray for your mom gerçekten Renekton'u alırsa ne yapacak onu göreceğiz. Tabii bundan sonra da yasaklamalara geçiyoruz sevgili izleyiciler. Yasaklamalarda neler olacak? İkinci aşamadayız. İkinci aşamada tabii şu anda orta koridora yasaklamalar gelebilir. Bir Zoe veya Azir yasaklaması gelir mi şu durumda? Acaba Orianna yasaklaması geldi. Yani iki takım da dürtme kompozisyona gitmiyor. Zoe'nin ekstra bir değeri olmayacak. Tabii seçilebilir ama genelde dürtme kompozisyonları tercih ediliyor. Bu arada Renekton Wukong'a karşı net bir kontra seçim. Muhtemelen Wukong'un ormana gitmeyeceğini, üst koridora gideceğini tahmin ederek 9 Eylül Renekton'u kitledi ama Wukong'u ormana esnetip Renekton'u üst koridorda zorlayacak bir menzilli şampiyon Cannon veya tarzında Cannon. Bir şampiyona yönelmek evet. İsteyebilir. Jace. Evet, bunu da dedikten sonra tabii Orianna yasaklaması geldi. Şunu da belirtelim. Orianna, Tie Guanyin oyuncusunun yani sol tarafta İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki oyuncunun main hero'su. Yani pocket pick olarak değerlendirdiği bir hero. Ve bundan sonra da Corki yasaklaması geldi. Bir Corki bir de Orianna geldi yasaklama olarak. Bundan sonra da son yasaklama geliyor İstanbul Teknik Üniversitesi'nden. Bundan sonra da 9 Eylül Üniversitesi ne seçecek, ne şey yapacak göreceğiz. Onlar da Elysia yasakladı. Tabii Orianna ve Corki ikisi de bir şekilde eşya aldıktan sonra çok güçlenen ve oyunun sonuna kadar gücünü her zaman yukarıya doğru çıkaran, hiçbir şekilde grafikte aşağı inmeyen iki tane şampiyon. Burada oyun sonuna yatırım yapmasını engellemek istedi ve orta oyundaki gücünü kısmak istedi biraz da rakibinin İstanbul Teknik Üniversitesi. Şimdi seçim onlarda. Bu seçim muhtemelen orta koridor olmayacak. Karşı seçim yapmak isteyecekler orta koridorunu.
Ve Orman Olaf, erken önünü çok düştü şampiyonu. Aslında Olaf'ı da alarak şunu gösterdi bize bu noktada. Wukong'un erken oyunda çok geri düşmesi gerek. Çünkü eşit koridor giderse Wukong çok güçlü hale geliyor. Ama 9 Eylül Üniversitesi bu noktada bakalım nasıl bir yolu izleyecek. Çünkü Olaf da Renekton'da Wukong karşı çok güçlü olan şampiyonlar. Ve 10.13'te güçlenen bir diğer şampiyon Ryze burada kilitleniyor. Evet, bunu da dedikten sonra son seçenek gelecek İstanbul Teknik Üniversitesi'ne, Ryze dedin. Açıkçası şu anda takım kompozisyonu olarak, yani birbirini destekleme anlamında, girip çıkma anlamında çok efektif olacağı görünüyor İstanbul Teknik Üniversitesi'nin. Zaten burada da aradan çıkarmada iyi olan da Lee Sin geldi Olaf'ın karşısına ve Wukong üst koridor. Evet, Wukong üst koridor karmada böylelikle desteğe gideceği de netleşti. Destek tabii Ryze seçiminden de sonra. Ben açıkçası çok beğenmedim şu son yapılan iki seçimi. Tamam, Ryze şu an güçlü alınabilir. Ama bu tarz ilerleyen bir seçim yasaklamada ligisinin orada pek yeri yoktu benim fikrimce. Ve Akali geldi. Yani ne? Evet, Akali şu anda çok oynanılabilir durumda. Çok oynanılabilir durumda ve güçlendirme de aldı aslında Akali. Ama Ryze'e karşı, sen de muhtemelen o konuda biraz hissettin. Evet. Ryze'e karşı nasıl yani bir koridor aşaması geçirecek, orası biraz muamma. Ve yani bir de Karma, Ryze gibi, üstüne bir de baktığınız zaman Kalista gibi bir şampiyon varken, hani aradan çıkarmaya yönelik olan yani çok garip bir seçenek geldi şu anda Akali. Beni o yüzden şaşırttı aslında. Ama yani yine de iş yapar diye düşünüyorum ben Akali'nin. Evet, ben 9 Eylül'ün kompozisyonunu çok daha beğendim. Oluşturulan beşliler. Birbiriyle sinerjisi var mı dersen artık o eskisi gibi işte bu Jarvan Oryanlılar, Rumble'lar vesaire, o tarz oluşturulan kompozisyonlar yok ama illaki sinerjisi oluyor şampiyonların. Ve burada kurulan kompozisyon baktığımızda 9 Eylül tarafında çok daha güçlü seçimler. Hem koridorlarında hem ilerleyen oyuna baktığımızda. Ya mesela bir tarafta Ryze var. Geç oyunda güçlü kalan şampiyon ama diğer tarafta hem Aphelios var hem de kalan erken oyunda koridorlar çok fazla. Aynen öyle. Çok fazla üstünlük sağlıyor. Bakalım. Ya erken oyun çok kilit olacak. Mutlaka ve mutlaka İTÜ'nün erken oyunda bir üstünlük sağlaması lazım ki bu geride çıktı seçim yasaklama ekranından bir nebze durum eşitleyebilsin. Evet, durumu eşitlemesi gerekiyor. Zaten İstanbul Teknik Üniversitesi'nin de yani Lee'sini kullanarak koridor safhasında sürekli rotasyon yapması gerekiyor. Alt koridoru sürekli darlaması gerekiyor ki Aphelios'un kasmaması gerek Braum'la beraber. Eğer bunu yaparsa üstün çıkabileceklerini düşünüyorum. Yoksa diğer durumda çok zorluk çekeceklerdir. Bir de Olaf Renekton'u birleştirdiğiniz zaman Braum'la beraber Aphelios'un önünde resmen bir kale gibi duracaklar. Aradan çıkarmaya yönelik eğer arkadan Akali yollarlarsa bir kompozisyon içerisinde, o zaman bir işlerin değişeceğini ben düşünüyorum. Yani takım savaşı özelinde baktığımızda. Evet, maça da geçiş yapacağız. Seride ilk maç. Ya bu tarz durumlarda tabii oyuncular da her ne kadar bir hırsla geliyor olsa da moral çok önemli ve kaybeden ilk maçtan sonra bir anda durum 2-0 olabiliyor. İkinci maça kendi performansınıza çıkamayabiliyorsunuz. O yüzden ilk maç çok değerli. Bakalım kafasındakileri oyuna yansıtabilecek mi iki takım da göreceğiz. Bir de bunun özelinde şunu da izleyicilerimize tekrardan belirtelim. Maç, yani daha doğrusu bütün turnuva şu anda Best of 3 üzerinden oynanıyor. Best of 3 üzerinden oynadığı için de yani bir maç kaybederseniz bir sonraki maçı da kaybettiğiniz zaman bütün turnuvaya veda etmiş olursunuz. Finali kaybetmiş olursunuz. Böyle bir sıkıntı doğduğunu söyleyebiliriz. Evet, peki ben sana sorayım o zaman. Sen hangi beşliği daha çok beğendin? Sence hangi takım kazanır bu maçı? Ya bence 9 Eylül çok daha iyi bir kompozisyon yaptı. Aphelios'un çevresine dönen bir kompozisyon oldu. Yani Olaf'ı, Renekton'u ve aynı şekilde Braum'u önden gönderip Aphelios'un arka taraftan sürekli hasar çıkartabileceği, Akali'nin aradan çıkartabileceği bir kompozisyon yaptılar. Ama diğer tarafa baktığımız zaman evet, yani Karma'sı var, Kalista'sı var, Lee Sin'i var. Onlar da bu ağır, yani yük, ağır hasar altında gerçekten kendilerini kollayabileceğini ve birbirlerini çekip çevirebileceğini düşünüyorum ben. Yani bunun üzerine baktığımız zaman işte iki takım savaşlarında nasıl önemli olacak ve rotasyonunu nasıl gerçekleştirecek. Bir de Ejder'in, yani daha doğrusu hatta şöyle,
Olaf'ın Vaadin Alameti'ni erken safhada almaya çalışacağını gördüğümüzde Lee Sin buna nasıl karşılık verecek? Aynı şekilde Wukong'la beraber nasıl sinerji oluşturacak? Bunlar soru işareti olduğunu düşünüyorum ben. Yani bunları aslında oyuna geçtiğimizde zaten cevabını alacağız. Bakalım, yani ben açıkçası 9 Eylül'ün kompozisyonunu çok daha beğendim İstanbul Teknik Üniversitesi'ne göre. İstanbul Teknik Üniversitesi iyi uygularsa çalışacak bir kompozisyona gitti. Yani Ryze'ı kullanması, Karma'sı. Yani Ryze ve Karma özelinde baktığımız zaman evet, takımı sürekli defansif olacak şekilde koruyacaklar, sürekli tutacaklar. Hani girip çıkmalarda, engage ve disengage'lerde çok iyi olacaklarını düşünüyorum ama diğer tarafta işte orada nasıl, yani Kaliste ne kadar hasar çıkartabilecek, bu önemli olacak bence. Ya bir de sen Ejder'den bahsettin. Şimdi Olaf Ejder'i çok rahat tek başına gidip hızlıca alabilen bir şampiyon. Lee Sin'in de hani en azından ilk ormanın eşyasını aldıktan sonra bir şekilde tek başına aldığını söyleyebiliriz ama Olaf'a göre çok daha yavaş ve çok daha fazla can kaybediyor. O yüzden erken oyunda ejderler konusunda Olaf'ın da ekstra bir avantajı söz konusu. Tabii her ne kadar ormancılar ejderi kolay hızlı alıyor olsa da veya tam tersi senaryo olsa da alt koridoru, orta koridorun durumu belirliyor oradaki görüşü ve hakimiyeti. Evet, bunu da dedikten sonra tabii ejderi almak önemli ama Lee Sin'in ben artık yani şu seviyeye gelmesi gerekiyor. Alt koridoru sürekli rahatsız etmesi gerekiyor. Aphelios'u, Braum'u rahat bırakmaması gerekiyor ki orada Olaf zaten eğer gelirse, yani Braum'un kitle kontrolüyle beraber, buz yanıklarıyla beraber olabilecek bir skordan sonra direkt Ejder'i alacaklar. Ejder'i aldıktan sonra orta koridora ve aynı şekilde Vadi'nin alametine 950 Üniversitesi rotasyon yapabilir ve oyunumuza da zaten geçiyor olacağız. Ve şu anda European Esports Masters'da İstanbul Teknik Üniversitesi ve 950 Üniversitesi arasında oynanacak karşılaşmada ilk serinin ilk karşılaşması başlamış oldu Yufani. Ve seninle beraber uzun süreden sonra maç sunuyoruz. Bu da güzel bir şey. Aynen öyle. Ben de özlemişim Tatar. Seçimler... Ama bu sefer yerler değişti. Aynen. Bu sefer yerler değişti. Ben memnunum halinden. Hiç sorun yok. Sen de gayet başarılısın bu işte. Eyvallah abi. Sihirdar büyülerine bakacak olursak şu anda hatırlayacaksın. Birkaç yıl önce bitkinlik çok güçlendirilmişti. Bekleme süresinde azalma. Nişancıların bile seçtiği bir sihirdar büyüğü haline gelmişti. Kalista seçmiş. Aynen öyle. Kalista seçmiş. Orta koridorda Akali'nin tutuşturu var. Bu biraz daha birebir skor kovalayacağının ve ayrı ittirmeye oyun döndüğünde pek oralarda görünmeyeceğinin bir göstergesi aslında. Muhtemelen ayrı ittirme senaryosunda Renekton'u gönderecekler. Orta oyundan sonra yan koridora. Ve bu Renekton için işler kötü giderse bir sorun haline gelebilir aslında. Bakalım nasıl bir rota çizecek ormancılar. Şu anda Lee Sin kırmızı güçlendirmeden başlıyor alt taraftan ormanın. Aynı şekilde mavi bir kumru da üst taraftan başlıyor. İki tarafta kırmızıdan başladı. Bundan sonra zaten orta koridorda minyon biçmeye başladığını görüyoruz oyuncuların. Ama şunu söylemem gerekiyor ki Wukong, Renekton karşısında zorlanırsa bu büyük bir problem olacak. Yani üst koridoru tutmaya çalışacak bir Lee Sin. Yani şu an hayal edemiyorum çünkü oraya giderse bu sefer alt koridoru kaybedecekler. Bu sefer Olaf açıkçası alt koridorda çok daha üstün çıkabilir diye düşünüyorum ben. Bundan sonra Kalista'dan vuruşlar geldi. İki tane mızrak tutturdu ve üstüne oynamaya devam ediyor Yufoni. Evet, alt koridorda tabii Karma'nın avantajı da burada söz konusu. Sadece Kalista'nın değil, Kalista belki o takasları yapıyor ama yanında menzilli bir destek olmasının avantajı da orada boy gösteriyor. Ve Kalista'nın tercih ettiği ürün biliyorsun 3 otomatik saldırısını çok hızlı çıkarabiliyor. Ve Kalista için bu da ekstra bir mobilite aslında. Her otomatik saldırı çünkü konum değiştirmesini sağlıyor mu? Bu tarz takasları hep yapacaktır Kalista zaten. Evet, yapmaya devam edecek derken Akali de gölgesini kullandı ve hemen içinde saklanmış oldu. Ryze biraz daha ittirmeye devam ediyor. Yani Akali zorlanacak gibi görünüyor şu an koridor safhasında. Tabii mesafe farkı erken seviyede çok öne çıkıyor. Burada iki ormancı da tamamen ormanı temizlemek istiyor. Herhangi bir üç seviye baskını görmeyeceğiz gibi. Lee Sin de İlk önce kırmızısını aldı. Sonra üst ormanı temizleyip alt ormanına indi. Ama Olaf tüm rotayı tek bir çizgide temizleyecek. Sonra bir yan piri yengeç alındıktan sonra üstüne dönüşleri göreceğiz büyük ihtimalle. Bir baskın fırsatı olmazsa. Baskın fırsatını şu an değerlendirmeyecek gibi görünüyor iki tane takımda. Baktığımızda İstanbul Teknik Üniversitesi sol tarafta, sağ tarafta da 950 Üniversitesi olmak üzere. İki takım da sakin oynuyor ama Kalista açıkçası Aphelios'u çok zorlamış durumda ve Karma ile beraber fazlaca hasar çıkardı. Bir taraftan Lee Sin alt koridora doğru geliyor Yufoni. Şimdi bu Yampiri yengeç özelinde Lee Sin'in de çok rahat etmesi anlamına gelecek. Lee Sin bunu alıyor. Aynı şekilde orta koridorda da üstün. Bakalım üst Yampiri'yi de almayı deneyecek mi?
Shirley. Tabii mavi bir kumru da canı %70-75'lerde totemi görmüyor. Lee Sin onu görmediğini derken Ryze Stray kullandı ve Stray kullandıktan sonra ilk kanı döken Ryze oldu. Gold'u cebine koydu gibi Lee Sin totemini atladı ve hemen geriye çekilecek. Çok rahat bir oyun geldi. Ama Ryze Stray'i kullanmasına gerek var mıydı? Orada ya ilk kan çok değerli. Bir ormancıdan çift güçlendirmeyi almak ve onu düşürmek çok önemli. Onun fark etmesini istemedi bir totem üzerinde olduğunu. Çünkü oraya doğru yönelse anlayacaktı muhtemelen. Güvenli oyun. %100 skoru istedi ve sıçrasını hiç acımadı. Ryze. Bence doğru oyun. Belki iki tane güçlendirmeyi de aldı. Karma ile Kalista rahat ettirmemeye yani dürtmeye devam ediyor. Bundan sonra da tabii Aphelios'a bakacağız. Aphelios'un canı epey bir azalmış. 27 minyonda Kalista'nın gerisinde ve bundan sonra üstüne geri dönmesi gerekiyor. Yani çok zor bir durumda şu anda Aphelios. Bence Aphelios'tan Akali daha zor durumda. Işınlanma oynamıyor. Ve tecrübe puanında da geri düştü artık. Şu anda 1 milyonda da geride bayağı. Aynen 2 milyon dalgası geride en az şu anda. Bunu da söyledikten sonra Aphelios artık yani koridorda durması bile çok riskli şu anda Aphelios'un. Ve Ryze alt koridora geliyor. Kule altı inecekler. Ryze'ın 6. seviye olduğunu belirtelim ama totem geldikten sonra geriye doğru çekilmişken kapı gibi geldi. Braum sıçrasını kullanan bir Aphelios var. Geriye doğru çekilmeye çalışıyor. Vurmaya devam ederken üzerinde yükler birikti Lee Sin'in. Lee Sin hemen geriye çekilecek ve burada kuleyi almayı becerecekler mi? Ama Renekton'un bir taraftan kullandığını gördük. Daha doğrusu teleportunu kullanıp geldiğini görmüştük ama Olaf'la Akali geldikten sonra istediğini alamayacak. Buradan bir skor çıkartan İstanbul Teknik Üniversitesi oluyor. Evet zaten bu belliydi. Alt koridora yönelmeye başladığında Ryze ulti kullanacağını belli ederek resmen yürüdü oraya. Lee Sin de oraya çok yakın. Alt koridordaki üstünlüğü gördüler ve bir şekilde bunu değerlendirdiler. Sadece bir skorla yetindi belki ama yani Braum ve Aphelios'un da iki haneli sayılarla canı iki haneliydi. Oradan biraz şanslı bir şekilde uzaklaştığını gördük. Bir anda 3 skor bile çıkabilirdi oradan. Evet 3 skor çıkmasını engellemiş oldular. Çok fazla totem var alt koridor özelinde şu anda. Olaf'ın sana nereye gittiğini görüyor derken Akali içeri doğru girdi. Ultisini kullandı ama Ryze kaçabilecek mi? Ryze kaçamıyor. Akali de kaçamayacak. Birebir skorlar değişmeli oldu ama Lee Sin buradan ufak bir asist almış oldu. Evet Lee Sin'in bu tarz tecrübe puanlarına ihtiyacı var. Her ne kadar 3 asistle oynuyor olsa da Olaf kadar hızlı orman temizleyen bir şampiyon değil. Çok önde değilse, çok eşyası yoksa. Birebir bir skor değişimi. Bunu öngörmüştü aslında Shirley. Oraya yakındı bekliyordu ama Akali'nin anlık hasarını zannedersem hesaplayamadılar ve Shirley yetişemeden Akali skoru çıkardı orada. Evet Akali skoru çıkardı ama Kalista vurmaya devam ederken kapı gap geldi Braum'dan. Bundan sonrası da Karma istediğini alabilecek mi? Kalista vurmaya devam ediyor ama Kalista'nın üzerine çok fazla hasar var. Yükle birlikte sersem etmeyi başardı. Aphelios çok hasar çıkardı. Üzerine şifa kullanıldı. Hemen geriye doğru çekilecek ve bir anda fazlaca hasar çıkardı iki tarafta birbirine. Bundan sonra da koridorda ufak bir barış hakim sürecek gibi görünüyor. Ama burada baktığımızda Lee Sin bulut ejderini almaya başlamış bile. Evet Lee Sin'e yardıma gitmeye şu anda pek gerek de yok. Seviye artık 5'e geldi Lee Sin çünkü. Şu aralar uzun kılıcı da var, orman eşyası var pek zorlanmayacak. Az önceki takasla mantra içindeki alevi kaçırdığı için evet bir kule altı daha gidiyor. Bir kule altı daha gelecek ama yani bu totemi görse bile istediğini alabilecek mi Aphelios? Braum'la beraber içeri girmek zorunda kalacak ama Karma orada içindeki alevi de kullandıktan sonra Ryze'le beraber skoru çıkartmış oldular. Alt koridoru tamamıyla darmadağın etti Yufon'u şu anda. Evet seçim yasaklamada bahsetmiştik bu durumdan. Erken oyunda mutlaka üstünlük sağlaması gerekiyor diye ve alt koridorda Karma'nın menzil avantajı ve Kalista'nın özgüvenli oyunuyla şu anda tamamen alt koridor etrafından bir üstünlük sağlanıyor. Ve Wukong da bir şekilde idare ediyor skorda orada. Kong idare edebiliyor. Renekton karşısında dediğin gibi. Ondan sonra da Olaf'la Akali karşı ormanın artık gagalarını böyle gagalamayı gittiler. Lee Sin de hemen üstüne geri dönüyor. Ormanda minyon konusunda da üstünlük sağlanmış Olaf özelinde. 16 minyonluk bir fark var. Ama Olaf'ın artık sahneye çıkması gereken dakikalar bunlar. Tamam Lee Sin'i ve erken oyun ormancısı olarak biliyoruz ama Olaf çok daha güçlüdür bu konuda. Ve şimdi orta koridora bir şeyler deneyecekler. Ryze'ın sıçrası gelmek üzere.
Yani Ryze kaçmayı başardı. Sıçrasını bırak, direkt ultisiyle kaçtı. Yani hiç gerek bile duymadı. Ve bundan sonra da yani üzerine Olaf sıçrasını kullandı, ultisini kullandı, Akali ultisini kullandı dedikten sonra yani çok fazla şey harcadı sadece bir Ryze skoru için ve alamadılar da. Ya sıçrası olmadığını biliyorlardı Ryze'ı muhtemelen, hesapladılar çünkü yaklaşık 20 saniyesi vardı o sıçranın gelmesine. Bir yarım saniyesi daha olsa skoru çıkarmak için yeterli olacaktı Olaf Akali ikilisinde ama Ryze'den soğukkanlıca bir hareket o baskını savuşturdu orada. Evet, bundan sonra da Karma Kalista koridoru derken orta koridorda da baktığımızda yani minyonlarda evet Akali biraz daha yakalamış durumda. 3 tane asist olan bir Lee Sin var ve o tarafta Olaf çok daha fazla orman kampına sahip. Bundan sonra gölgesinin içine saklanan bir Akali var ve hemen geriye çekilecek. Çok fazla minyon var. Minyonu almak için uğraşacaktır ama Ryze kule altı bir denemesi mi gelecek acaba? Hayır, denemeyi tercih etmedi. Aşağı koridorda bir oyun olduğunu görüyoruz. Kapı gibisini kullanan Braum var. Üzerine çok fazla yük vardı. Sersem metildi. Karma Kalista ultisiyle beraber onları havaya kaldırdıktan sonra hemen geriye doğru çekilmek durumunda kalacak. Ama Karma'nın üzerine son bir hasar daha gelirse yalnız alamadı. Karma kalkanını kullandı ve çok az bir canlı da olsa kaçmayı başarıyor Yuponi. Çok şanslı bir an Rips için. Son anda kalkanı geldi. Bekleme süresindeydi orada. Ben takip ediyordum. Hemen Ryze bu arada yine yöneliyor alt koridora doğru. Ligisinle birlikte, Shorley ile birlikte. Mekan sapması yok bu sefer ama... Evet, oradan uzaklaşıyor. Hızlı oyun gelir mi? Ödelek geri dönüyorlar. Tabii bunun üzerine baktığımız zaman Ryze'in 76 milyonu var ve 3-1-1 oynuyor. Üzerinde 150 altın bir değer var. Tabii sence şu anda 9 Eylül'ün ne yapması gerekiyor Yuponi? Tam da bunu dedik ama anda... Akali içeri doğru girdi, üzerine tutuştur kullandı. Ryze geri doğru kaçmaya çalışacak ve sıçrasını kullandıktan sonra Akali'den kaçmayı başarıyor. Az bir canla da olsa çok iyi bir oyun geldi Ryze'den. Çok iyi sıçra ama artık o nehire öyle kolay inemezsiniz Ryze'la. Çünkü karşınızda Olaf var, bir suikastçı var. Güzel bir sıçra kullanıp bu sefer ayakta kaldı ama bir sonraki sefer böyle bir şansı olmayacak. 9 Eylül'ün ne yapması gerekiyor dedin. 9 Eylül'ün bir şekilde Olaf ve Akali'yi devreye sokup üst koridorda bir üstünlük sağlaması gerekiyor. Alamete yönelmesi gerekiyor. Çünkü alt koridorda yani şu dakikadan sonra Kalista bir üstünlük sağladıktan sonra orada bir şeyler çıkarması artık çok güç. Ancak kendileri bir şeylerin planlaması lazım. Braum'la birlikte kitle kontrol, bir kule altı belki. Wukong bir şekilde idare etti. Üst koridorda minyonda eşit kalmayı başardı. Ben hep baktığımda işte çok az manalı, çok az canlı kule altında direnen bir Wukong vardı ama minyonlar alıp eşit bir şekilde ilerliyor ve dakikalar geçtikten sonra Wukong yine birebir de Renekton'un karşısında çok varlık gösteremeyecek olsa da mekan sapması geliyor. Hasarı yüksek olacak taşıyıcılara karşı ve 3 kişilik baskın üst koridora. 3 kişilik baskından sonra evet Lee Sin ultisini kullandı ve Renekton rahat bir şekilde geriye doğru kaçıyor. Yani Ryze de ultisini boşa kullanmış oldu. Yani ultiler geldi. Kalista'nın üzerine çok fazla hasar vardı. Olaf geldikten sonra vurmaya devam ediyor. Kalista sersemletildi ve orada skorunu almayı başardılar. Karma sersemletildikten sonra Olaf baltalarını kafasına geçirdiği gibi bütün her şeyi bitirmiş oldu. İki skor birden burada alt koridorda çıkarmış oldular. İki tarafta beklenenin tam ters rotasına baskın yaptı aslında. Oyunun başından beri alt koridorun bakıcılığını yapan Lee Sin bir an üst koridorda kendini gösterince Mavi Kumru hemen cezayı kesti. Aynen öyle. Alt koridorda iki skorun ardından bu ejderi de getirecek. Ve bakalım bu oyundaki ruh ne olacak? Ejder ruhu. Dağ ruhu olacak. Rent dağ ruhu oldu, evet. Dağlar yükseliyor artık. Dağlar da yükseldikten sonra artık oyunumuzda tabii baktığımızda İstanbul Teknik Üniversitesi ve 9 Eylül Üniversitesi karşılaşmasında altın üstünlüğü biraz da olsa şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi'ne Teknik Üniversitesi'nde olduğunu söyleyebiliriz. Minyon açısından evet oyuncular birbirine epey bir yaklaştı Yuponi. Yani Wukong, Renekton olsun yani üst koridor, orta koridor ve alt koridor olmak üzere bayağı yaklaştıklarını söyleyebiliriz. Bir tek ormanda bir fark var. Evet ve erken oyunda Ryze'ın bu kadar güçlenmesini beklemezsiniz aslında. Bir şekilde Minyon'da ben üstünü kuracağını bekliyordum Akali'ye karşı ama bulduğu 3 skor çok daha değerli tabii. Evet, kule barikatları da düşmek üzere olduğunu belirtelim. Var. Ama kovalamayı tercih etmediler orada. Aynen öyle.
Tabii koridor değişikliği geldi. Renekton alt koridorda tek başına olduğunu söyleyelim. Bundan sonra da Kalista vurmaya devam edecek. Wukong'un yardıma ihtiyacı var. Ama burada tabii ikinci barikat da düştü. Ya Olaf'ın şu an alameti hemen başlaması lazım. Hatta geç bile evet, tamam. Yani Braum'da Aphelios varken. Tabii ilk kuleyi kim alacak? Yani bu da önemli. Lee Sin alt koridora doğru geliyor. Orada bir totem olduğunu biliyor. Renekton ultisini kullandı ve kuleyi vermemek için mi yoksa ölmemek için mi elinden geleni yapacak? Hemen kuleyi vurdu. Kuleyi düşürdükten sonra 3'e 1 pozisyonda kalan bir Renekton var. Ultisini kullanmıştı ama işe yaramayacak. Lee Sin'le beraber Kalista vurmaya devam ediyor. Ama Renekton can azaldı baya. Skoru kim alacak? Skoru Kalista alıyor ve Vadi'nin alametini alan şu anda 9.50 Üniversitesi oluyor. Ama İstanbul Teknik Üniversitesi de bir skor almış oldu. Ve ilk kuleyi de aldılar. Onun da evet. Ekstra altına söz konusu. Orta koridora bir kule altı denenecek sanırım. Minyonlar ittirdi orada Akali. Evet, Akali içeri girecek mi? Ryze ışından geliyor bir taraftan. Wukong gelince siz misiniz burada bana gelen dedi. Ve Ryze üzerine koşmaya devam ediyor gerçekten. Abilerini çağırdı diyebilecek durumdayız. Yani Lee Sin'le Wukong bir anda geldi böyle. Çok kurtarıcı bir ışından. O ışından gelmesi %100 skor gelecekti orada. Sıçrası yoktu Ryze'ın. Güzel takip etti orayı Wukong. Ve sanırım orada planladığı Akali ve Olaf ikilisinin skor alıp sonrasında vade alameti kullanarak orta koridor kulesini almaktı ama bu planları bozuldu. Ve şimdi orta koridoru sinyalliyorlar. Orayı almak istiyorlar. Pozisyon avantajı var çünkü burada Itun'un. Bir de yani alameti kullandırtmamak istiyorlar. Olaf yani alameti kullanabilecek bir pozisyonu da yakalamıyor ve orta koridoru hemen açacak. Şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi ve serinin ilk karşılaşmasında altın olarak öne geçiyor. İki tane kulesi var ve 27.5 altına sahip. 27.500 diyelim. Bundan sonra da 3-1-1 giden Ryze var ve mahvolmuş kralın kılıcını da tamamlayamayan Kalista 2-1-2 gidiyor. Ama karşılarındaki oyuncular 1-1-1 ve daha neredeyse eşya bile tamamlayamamış durumda Aphelios. Evet, bu arada Hextech silah kılıcı Akali yeni bitirdi. Aynen. Normalde her şampiyonun belli başlı güç patlamaları vardır. İşte Korki örneğin şu kuvveti bitirdikten sonra işte Kalista'nın mahvolmuş kralın kılıcı gibi. Bu güç patlaması şampiyonu 2 birim güçlendiriyorsa Akali'nin bitirdiği Hextech silah kılıç belki onu 10 birim güçlendiriyor. Çok ciddi bir güç patlaması. Ve şu dakikadan sonra öyle görüşünüz olmayan çalılara kafa atmak istemezsiniz Akali haritada yokken. Şu anda sanırım 1-1 de alamayacağı kimse yok. Hatta 2-1 de bile iyi oyunla skor çıkarabilecek kıvamda. Yani bir anda sürpriz yumurta gibi ortaya çıkabilir Akali. Bundan sonra tabii Lee Sin de Karabalta'ya doğru ilerlemeye devam ediyor. Bundan sonra o da Yampiri yengeci kestikten sonra. Acaba yani hala alameti kullanmış değil şu anda 950 Üniversitesi. Yaklaşık bir dakikası var alametin. Doğru pozisyonu bekliyor. Tabii yani alamet kullanmak için önce bir koridor ittirmeniz lazım. 3 koridorda da şu anda baskı yiyor. 950 o yüzden kullanabileceği bir fırsat da bir pencere de yakalayamadı Olaf. Yani bir anda ormana mı bırakacak yoksa başka bir şey mi yapacak derken Lee Sin içeri doğru girdi. Tutturamadı yeteneğini ve Akali hemen gölgelerin içine saklanınca hiçbir problem kalmadı onun için ve kuleyi de alamadılar Yufoni. Yani yerine mıhlanmış bir hedefe kaçırdı bu arada. Yok ettiler bildiğin. Aphelios'la Braum Kalista'yı birden yok etmiş oldu. Bundan sonra da tam da bunun üstüne evet geldi. Doğru zaman geldi Yufoni. Şimdi Chakram da var yalnız. Aphelios'a çok fazla hasar verebilirdi kuleye ama savaş Wukong istemeden içeriye girdi bir taraftan. Yalnız arka tarafta baktığımızda Braum'la beraber vurmaya devam ediyor Aphelios. Wukong üzerine gitti. Düşürebilecek mi? Wukong Aphelios'u düşürdü ama arka tarafta görünürde Renekton'da Lee Sin'i alacak. Renekton hemen geriye doğru çekilmeye çalışıyor. Ryze Renekton'u düşürdü. Bundan sonra Wukong geriye kaçabilecek mi? Olaf ultisini kullanmıştı zaten ve Wukong'u düşürüyor. Takaslardan çıktıktan sonra 3'e 2 pozisyonda geriye doğru çekiliyordu ama Akali faktörü bir anda devreye girecek. Akali bir anda karmanın içinden geçti ve skoru toplamayı başardı. Ryze geriye doğru çekilmeye çalışıyor. Ondan sonra Akali'nin üzerinde fazla enerji kalmayınca istediğini başaramayacak ve o hemen geriye doğru dönüyor. Wow. Yani kimin işine yaradı? Tabii ki burada 950'nin işine yaradı bu savaş. İkinci ejderlerini alacaklar. Ve aslında 9 Eylül yavaş yavaş orta oyuna girerken Akali'nin de güçlenmesiyle birlikte sahneye çıkmaya başladı. Bu arada yakalandı Akali. Kalista yakalamayı başardı Akali ama arka tarafa tekrar içeri doğru girmeye çalışacaktı ama buraya kadar dedirtti Ryze. Ve 5-1-1 oynuyor şu anda. Serap'ın şefkati de var üzerinde Ryze'ın.
Asırlık sopası da var ama botunu hala tamamlamış değil. Ryzen çok da birincil değil aslında. Çizmeyi tamamlamak. Bu iki eşyası onun için çok daha değerli. Ve dediğin gibi Ryzen şu anda çok güçlü bir konumda. Dakika 19'da evet. 5 skoru var. 160 milyonu var. 2 tane en önemli eşyasını bitirdi o da. Şu anda baktığımızda 2 eşya tamamlayan kimse yok maçta. Dağcıların aradan çıkardı 9 Eylül ama Ryzen güçlenmeye devam ediyor. Bir de aşırı güç sopa aldı. Yani üstüne bu kadar şey yaptıktan sonra aman aman diyorum yani Ryze gerçekten yerinde durmayacak. Skor 9'a 7. Altın farkı yok denecek kadar az. İki takım da birbirinden takas almaya devam ediyor. İki takım savaşlarında efektif olmaya devam edildikten sonra Wukong yakalanmış durumda. Ultisini kullandı. Geriye doğru çekiliyor. Bir taraftan Karma gelecek. Bir taraftan ışından atan bir Ryze var ve takım arkadaşlarının hemen yanına geliyor. Ryze geldikten sonra aslında çok da gerekli olmayan bir ışınlanma geldi. Mi? Evet, pek de gerek yoktu. Kovulamayacaktı muhtemelen Renekton daha fazla. İşte dediğim olay bu. Üst koridorda durum ne kadar eşit gidilse de üst koridorda Renekton bir şekilde Wukong'a karşı üstünlük sağlıyor. Bu arada sıçra geldi sıçrasını orada. Sıçrasını kullandı. Sıçrasını kullandıktan sonra Ryze geriye doğru çekiliyor ama Olaf ultisini kullandı ama Olaf'ın üzerinde çok fazla hasar vardı. Ve bundan sonra Ryze Olaf skorunu alacak. Renekton hemen geriye doğru çekiliyor. Bir taraftan çünkü Karma geldi ve takım arkadaşının yanında yardım etmeye olsun dedi. Pozisyon bitse de ben takım arkadaşımın yanında olurum dedi. Bundan sonra da üst koridor kulesini alacaklar Yufoni. Ryze'nin üzerinde çok fazla altın ödülü olduğu için bir şekilde risk alıp o Ryze'ı düşürmek istiyor. Bir dur demek istiyor 9 Eylül ama şu ana kadar hem Ryze'ı iyi koruyorlar hem Ryze çok iyi oynuyor. Ve Serum'un şefkati de var, ekstra kalkanı da var. İşler geldi. Biraz daha çıkmaza doğru ilerliyor 9 Eylül için. Braum geldi ama Braum kapı gibisini açmadan önce ultisini kullanmak zorunda kaldı ve hemen geriye çekilecek. Çok fazla hasar vardı üzerinde. Ne Aphelios burada, ne hani Akali burada. Çok zor anlar yaşıyor şu anda 9 Eylül Üniversitesi. Yani Ryze'in şu anda... Şöyle de bir sorunu var, minyon temizleme. Aha. Yani koridordan destek alamıyor. Burada mekan sapmasıyla uzaklaşıyor oradan hemen. Çok rahat bir oyun. Çok rahat ve iyi bir oyun geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Akali'yi yakaladılar. Akali'nin üzerinde epey bir hasar geldi. %40'a kadar düştü canı ve hemen geriye çekilmek durumunda kalacak Akali. Çünkü zor yani şu an Ryze'a girmesi çok zor. Yani Karma ve Lee Sin'le desteklenen Ryze'ı tutmak çok zor şu anda. Aynen öyle. Orta koridor tam lafımı bitireyim orada. Akali minyon temizleyebilen bir orta koridor şampiyonu olmadığı için oradan bir dezavantajı var. Aphelios'a kalacak büyük. Olur da kuşatmalar başlarsa dakikalar ilerledikten sonra yanıt vermesi güçleşecek 9 Eylül. 9 Eylül açıkçası koridor safhasında yani herhangi bir minyon ittiremiyor. Vadin alametini açtı. Evet. Hani orta koridorda bir Kalista skoru gelmişti. Ondan çok iyi bir üstünlük sağlamışlardı ama bunu devam ettirecek pozisyonu yaratamadılar. Açıkçası işleri bayağı zor diyorum ben. Bundan sonra da yani koridor ittirmeleri gerekiyor ama ayrık ittirmeyi yolladıklarında tabii Renekton'un da aynı şekilde ışınlanın olması gerekiyor takım savaşlarına geçebilmesi için. Buna baktığımızda Renekton sürekli alt koridorda Wukong'la beraber karşılaşmaya devam edecek. Ama Akali'nin bulunduğu pozisyon önemli çünkü üzerinde ışınlan yok ve genellikle baktığımızda bütün takım savaşlarında Akali hep sonradan geldi ve hasar yedikten sonra bayağı problem çektiğini gördük. Evet, şu anda Ryze'a karşı bir çözüm üretmesi mümkün değil 9 Eylül Üniversitesi'nin. Anca onun hata yapması lazım. Kitle kontrollerle Ryze almaları lazım. Ryze düşmediği sürece takım savaşı kazanması neredeyse imkansız çünkü. İstanbul Teknik Üniversitesi bir şekilde şu ana kadar nasıl yaptılarsa bundan sonra da Ryze'i korumaları gerekecek. Ryze'in Rabadon'da 1100 altın kaldı. Rabadon'da bittikten sonra artık gördüğümüz hasarların çok daha fazlasını bir anda herkesin yok olduğunu göreceğiz büyük ihtimalle. Yani Ryze 6 1-1 oynuyor. Durdurmak çok zor ve bu oyun üzerinde baktığımızda evet yani istediğini başarmış oldu. Kompozisyon anlamında biraz farklı bir tercihe gitmişti. Ama yani iyi bir şekilde oynadılar. Ryze'ı aslında bir carry haline ya taşıyıcı haline çevirdiler ve Karma ile Lee Sin'le beraber desteklenince Wukong da içeri girince kitle kontrolle şu anda istediğini alıyor İstanbul Teknik Üniversitesi. Ve bundan sonra Lee Sin yakalandı. Hemen toteme doğru kaçmayı başarıyor ve geriye doğru kaçılırken sıçrasını kullanmak zorunda kalacak görüldüğü gibi. Arka tarafa Wukong'dan ışınlanma geldi. Orta koridorda herhangi bir savaş mı dönecek diye. Zaten çok evet, gereksiz. Yani evet, çok gereksiz. Zaten ejderi yönelilecek bir şekilde. Orada savaş çıkmamış. Alt koridordan ejderi yürümek yerine ışınlan kullandı. Evet ve yine normal
Ejder'e başladılar. Ama savaş istiyor Ejder'e burada. Evet, savaş istiyor. Tabii yükler birikti. Kalis alabilecek mi ama Renekton almayı başardı daha izlerini. Ondan sonra Lee Sin içeri doğru girdi ama Wukong ultisini kullandı bir taraftan. Wukong geri doğru çekilirken Kalis ultisini kullandı. Wukong tekrar içeride ama arka tarafta Akali bir şekilde skor çıkarmaya devam ederken, daha doğrusu çıkarmaya devam edebilecek mi derken Ryze Akali skorunu aldı. Hemen geri doğru çekilen bir 950 üniversitesi var. Canlar az ve problem şu anda 950 üniversitesinde bayağı büyük olduğunu görüyoruz. Aslında şöyle, çok büyük bir kazanç. Bir değil 3 skor bile verip o ejder takasını almak isterseniz sadece bir skor vererek ejderi çaldılar. Şanslı bir anda onlar için. Renekton'da kaldı çünkü ejder. Ve bu dakika 28 civarında. Tabii Maron gidiyorlar. Bunun öncesinde dakika 29 civarında bir 4. ejder tehdidi olacak. Ama yani canlar az. Bu Baron'u bitirmesi... Almayı deniyorlar baya. Yani Yufon'a inanamıyorum şu anda. Olaf içeri girecek mi? Olaf'ın üzerinde sıçra var. Olaf tercih edecek mi sıçra? Çarp kompozisyonu bir taraftan kapı gibi geldikten sonra Lee Sin Baron'u almayı başardı. Geriye doğru çekiliyor Yetim Gari ile. Atlayan Braum hemen geriye çekildi ve bundan sonrasında istediğini alan bir İstanbul Teknik Üniversitesi oldu. Hem Baron'a sahip hem de 5 oyuncuya sahip dedikten sonra Renekton'u yakalayacaklar. Bir anda Lee Sin içeri doğru girdi. Ses dalgasını tutturunca, tuturduktan sonra ama Aphelios geldi. Durun orada dedi. Yani durum 5'e 4'tü ve canlar azdı. İstanbul Teknik Üniversitesi tarafında ama 9 Eylül çok yaş reaksiyon verdi. Yani 2000 candayken Nandiyen'i nehre inmişlerdi. Bunu tahmin etmeleri gerekiyordu. Bu Baron maçın kırılma anı olabilir. Evet, Baron'u da aldılar İstanbul Teknik Üniversitesi. Öncelikle koridorlara yavaş yavaş dağılıp ayrık ittirmeyi tercih ediyorlar. Bir koridora ittirdikten sonra büyük ihtimal 1-3-1 kompozisyona gidebilirler. Yufon'u ya da 3-2 belki yapabilirler. Yani bu durumda sence ne yapmaları gerekiyor? Ya bu durumda zaten 1-3-1 yaptıklarında Kalista'yı koruyabilecek bir Lee Sin'leri var. Aynı şekilde karmaları var. Şu anda Ryze çok güçlü durumda. Wukong Baron güçlendirmesiyle birlikte rahat ayrık ittirme yapabilir. En iyi senaryo burada 1-3-1 yapmak. Ryze ve Wukong'u yan koridorlara göndermek. Kalan 3'ü de orta koridorda bir şekilde zaman kazanıp daha güvenli oynaması gerekiyor. Tabii Wukong'da bunun öncesinde ittirmeye devam ediyor. Evet, bunun öncesinde en azından haritanın bir kısmında görüş almaları lazım. Lee Sin ses dalgasıyla içeri girdi. Braum geldi bir taraftan. Yalnız ultisini kullanan bir Braum var ve boşa gidiyor. Yani bugün sanırım ultiler ve ışınlanlar biraz boşa gidiyor Yufone. Yani hele de bu maçta diyebiliriz. Bundan sonra da alt koridor iç kulesi alınacak Yufone. Evet, çok zor. Orada ulti de tutsa çok bir işe yaramayacaktı muhtemelen. Defansı bir şekilde kullanmak istedi onu ama şu anda akın akın ilerliyor adeta İstanbul Teknik Üniversitesi. İnhibitörleri gözlerine dikmişler. Üst koridor inhibitör kulesi düşmek üzere. Wukong yani tek başına ittiriyordu. Hemen orta koridoru mu dönecek? Görüş olduğu için Wukong'un nereye gittiğini tahmin ediyorlar. Görüyorlar daha doğrusu. Bundan sonra tabii Aphelios, yalnız Aphelios çok fazla hasar çıkardı ve bundan sonra hemen geriye çekiliyor. Ve ışından geliyor. Savaş istiyor burada 9 Eylül Üniversitesi. Savaş istiyor ama Ryze'ın ultisiyle mekan sapmasıyla beraber kaçtı ve ondan sonra Kalista'da... Ya... Yani kaçabilecekler mi? Akali peşinde, Olaf peşinde dedikten sonra Ryze geldi. Ve bir taraftan yani tek başına bir kale gibi Wukong'la beraber Olaf'ı yakalar. Olaf ultisini kullandı, sıçrasını kullandıktan sonra geriye doğru kaçmaya çalışıyor ama istediğini aldı mı şu anda 950 Üniversitesi? Hiç zannetmiyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi çok daha üstün çıktı ve orta koridoru hemen düşürecekler. İç kulede düşüyor orta koridorda ve bundan sonra inhibitor kulesine gittiğini görüyoruz Yufone. Evet, az önceki pozisyonda Renekton'dan kaçamadılar ama Renekton'a öyle bir hasar verdiler ki yarım saniye içinde %10 cana indi Renekton. O yüzden kovalamacıya devam edemediler. Bu arada alan hasar çok fazla Aphelios'un. Dikkat etmeleri lazım. Aphelios ama Ryze da tutmayı biliyor. Tabii orta koridor iç kulesi de düştükten sonra baronları bitti. Artık geri dönmeleri gerekiyor. Yani artık eşyaları tamamlamaları gerekiyor ve bundan sonra canları da aynı şekilde yenilemeleri gerek ki. Ama bundan sonra yapılacak olay önemli. Aphelios'un acaba orta koridoru mu ittirecekler yoksa diğer koridorlara rotasyon mu yapmaları gerekiyor? Bu önemli bir şey aslında. Ejder'e bir dakikadan aldı. Koridorda alt koridoru ittiriyor. Aynen evet. Öyle. Ve 3 tane ejderi var şu anda 9 Eylül'ün. 9 Eylül'ün tek çıkış kapısı belki de alınabilecek bir 4. ejder. Ve onun haricinde Ryze 2 seviye önde. Zaten şu ana kadar oyunun en fazla hasar vuran ve en fazla yıldızlaşan ismi. Tabii bu ejderi İstanbul Teknik Üniversitesi'nin vermemesi gerekiyor. Ejder etrafında görüş yarışları başlamaya
Daha doğrusu başladı diyelim. Olaf'la Braum burada durdu, bekliyor. Çalının içerisinde kırmızı güçlendirmenin orada. Ve 3 kişi gelen bir İstanbul Teknik Üniversitesi var. Bundan sonra evet bir ışından gelecek. Işından da Ryze'dan geliyor. Geldikten sonra direkt Ejder'in dibinde doğdu Ryze ve Renekton'un peşinden gidiyor tek başına. Bundan sonra 4 kişi birden Ejder'e mi girecekler yoksa Renekton'u mu durdurmaya çalışacak? Etrafını saran şu anda bir 950 üniversitesi var. İçeri girdi patlangaçla beraber Olaf. Ve bundan sonra Wukong ultisini kullandı. Braum ultisini kullandıktan sonra kimseyi demedir görüyoruz. Renekton üzerinde çok fazla hasar var. Renekton hemen geri doğru çekildi ama Lee Sin Renekton'u düşürmeyi başaracak. Braum geriye doğru çekildi ama Aphelios bulmaya devam ederken üzerinde çok fazla hasar çıkartamadı. Ryze Olaf'la birebir yapacak ve Olaf'ın canının yarıya kadar azaldığını görüyoruz. Daha ejderini alabilecekler mi? Bir taraftan içeri doğru giriyor Wukong ve kronometresini basan bir Olaf var ve Olaf skorunu alan Wukong olduğunu gördük. Bundan sonra da Lee Sin Aphelios'u düşürecek. Ryze peşinde Braum'un. Burada Wukong da geldi. Üzerine buz yanı yükleri vardı ama hiç umurunda değil. Ryze Braum skorunu aldı. Arka tarafta kaçmaya çalışan sadece bir Akali kaldı. O da ultisini kullanarak kaçmayı başarıyor. Orada 0-1 için ve Ejder de İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Bu belki de son şansıydı 950'nin. Bu arada Akali skorunu da istiyorlar. Akali skorunu istiyorlar ve alacaklar gibi görünüyor. İstanbul Teknik Üniversitesi resmen yani peşine suikastçı tutmuş gibi şu anda. Bir Akali gibi suikastinin peşine gidiyor. Akali kaçmaya devam ederken ses dalgası tuttu. Akali'nin üzerinde hasar var. Ve burada skoru alacak bir Ryze var. Aslında tam da Lee Sin alacak dedim ama Ryze almış oldu diyelim. Ve bundan sonra alt koridor inhibitor kulesi de alındı. Renekton üzerinde fazlaca hasar vardı. Geriye doğru çekiliyor. Artık inhibitoru vermemesi gerekiyor 950 Üniversitesi'nin. Bundan sonra Wukong içeri girdi. Üzerinde buz yanı yükleri vardı. Ve Wukong sersemletilen oyuncu oldu ama bundan sonra Olaf'ın skorunu alan bir Kalista var. Kalista içeri girmeye devam ediyor. Aphelios'un üzerinde bitkinlik vardı. Vurmaya devam eden bir Kalista var ve ciğerini söktü onun orada. Aldıktan sonra Renekton tek başına kalacak. Yani inhibitor kuleleri düştükten sonra Nexus kuleleri de düşüyor. 3'te 3 yapan bir Kalista var ve bundan sonra Nexus'u da düşürecek. 9 Eylül yani İstanbul Teknik Üniversitesi burada serinin ilk karşılaşmasını kazanan oluyor Wifoni. Evet, tebrik edilesi performans. Özellikle alt koridorda bir menzilli destekle birlikte Kalista'nın özgüvenli oyunu ve Ryze'ın resmen tek başına karşılaşmayı kazandırması. Haricinde Wukong üst koridorda kendinden beklenenden fazlasını yaptı. Renekton'a karşı geri düşmedi. Lee Sin erken oyunda alt koridorun etrafında oynadı sadece. Bir şey yapmasına da gerek yoktu. Ve orta koridorla alt koridor etrafında oynanan erken oyunla beraber galibiyete gittiler. Tie Guanyin'i tebrik etmek lazım. Çok iyi bir Ryze performansı. Ve ikinci maçta muhtemelen Ryze yasaklanacak. Yani Ryze kesin yasaklanacak. Yani şunu söylemem gerekiyor. Evet. Yani Ryze yasakladıktan sonra bir de Kalista faktörü var. Kalista faktörünü nasıl durduracaklar? Onu da yasaklamaya giderlerse bu sefer Set ve benzeri şampiyonlar, Volibear gibi şampiyonlar falan açıkta kalmış olacak. Yani sence neyi yanlış yaptı şu anda 950 Üniversitesi? Yani ben baktığımda yani Renekton ve Olaf'ın çevresinde oynayamayan bir Aphelios gördüm. Ve zaten baştan itibaren Akali yani koridor safhasında çok zorlandığı için Ryze'a karşı. Bir de erken safhada Olaf'ın verdiği skorla beraber açıkçası Ryze'ın kartopu efektiyle beraber Akali'yi yani koridor safhasına çok daha zorladığını gördük. Akali zaten minyon kısmında da geriye düşünce bence bayağı zorlanmış oldu. Yani bu kompozisyona bence uymuyordu. Evet iyiydi ama yine de Akali evet farklı bir seçenek olmuştu. Sadece kompozisyonla da alakası yok aslında. Akali'nin erken oyunda geri düşmesini beklersiniz. Fakat Ryze o kadar güçlendi ki Akali devreye giremedi. Bu kadar güçlenince Ryze ve Akali de bir şekilde artık skorlamayınca tamamen işlevsiz bir şampiyon haline geldi ki sen de biliyorsun zaten suikastçılar erken oyunda beslenemezse oyunun ilerleyen zamanında çok etkisi kalıyor. Bunun da dezavantajını gördü 950. Evet bunu da dedikten sonra Hepsi Gamer'dan oyunculara müjde arkadaşlar. 5 Temmuz saat 23.59'a kadar geçerli olacak ekran kartında sepette %15 indirimden yararlanmak için chat'e ünlem Hepsi Gamer yazabilirsiniz. Yazdıktan sonra da aynı şekilde oradan bakıp takip edebilirsiniz diyelim. Ve Wifoni. Yani şunun üzerinde konuşmak istiyorum. Burada evet Ryze yasaklaması kesin gelecek gibi görünüyor. Ama bence 9 Eylül'ün de yanlış yaptığı bir şey vardı. Yani koridor ittirme safhasında koridor ittirebilecek bir şampiyona sahip değildi. Yani Akali, Renekton ayrık ittirmeye gidiyordu ama bu yeterli gelmiyordu. Ve ışınlanları zaten çok sıkıntılı kullandılar. Yani iki tarafta aslında ışınları çok gereksiz ve sıkıntılı anlarda kullandılar. Yani takım savaşı başlamadan veya hani yürüyebilecekleri mesafede ışınlanları kullanmış oldular. Bunu da söyleyebiliriz. Ama bunun dışında şöyle bir faktör vardı ki evet, Akali ve Renekton ayrık ittirmeye gittikleri zaman takım savaşında kalan, yani baktığımızda bir Aphelios vardı, Braum vardı. Hani onlar da ne kadar durabiliyordu karşıda yani Ryze'in karşısında. Hele de Braum Ryze'in karşısında ne kadar durabiliyordu kapı gibisiyle. Bu büyük bir soru işareti oldu diyelim.
Onun evet şeydi zaten aslında Akali ve Renekton'u ayrı kittirmeye gönderecek bir üstünlük sağlamadı 950. Sorun burada başlıyor zaten. Ryze'e bir çözüm üretemediklerinden dolayı istedikleri oyunu da oynayamadılar. Yan koridoru gönderip Akali'yi de güçlendiremediler. Tamamen Ryze etrafında dönen, Ryze'ı durdurmaya çalışan bir 9 Eylül ve durduramadığında maçı kazanan bir İstanbul Teknik Üniversitesi izledik. Evet, bunu dedikten sonra serinin ikinci maçına geçeceğiz ama ondan önce kısa bir ara gidiyoruz sevgili izleyiciler. Kısa bir aradan sonra tekrardan görüşmek üzere diyelim.
Evet, European Youth Esports Masters'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Serinin yani finalin ilk karşılaşmasını kazanan taraf İstanbul Teknik Üniversitesi olmuştu. Bakalım ikinci karşılaşmada neler olacak? Tabii seçim yasaklama ekranına geçeceğiz ama ondan önce Yufoni, sence burada neler olur? Ne gibi şampiyon ya da ne gibi kompozisyon tercihlerine gitmesi gerekiyor iki tarafında? Ben ilk olarak TG1 yine karşı Ryze yasaklaması gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Mutlaka Ryze yasaklanmalı. Kalista konusunda çok emin değilim. Kalista açıkta bırakılabilir. Sonuçta üretilebilecek çözümler var illaki. Rakibiniz eğer erken oyunda Kalista ve yanına işte Karma alıyorsa sizin de menzilli bir destek almanız gerekiyor ki bir şekilde cevap verebilin, yanıt verebilin. Orada Kalista Karma'ya karşı defansif bir koridor oynayınca tamamen kaybetmiş sayılıyorsunuz, kabulleniyorsunuz bunu. Evet, ama, bunu da gördükten sonra seçim yasaklama ekranına geçtik. Ama dediğim gibi birincil yasaklama Ryze olmalı kesinlikle. Bundan sonra da bakalım. Evet, yani tam da bunu dedin ve şunu da izleyicilerimize belirtelim. Sol tarafta 9 Eylül Üniversitesi, sağ tarafta İstanbul Teknik Üniversitesi olduğunu söyleyelim. Bundan sonra evet, dediğin gibi Ryze yasaklaması zaten ilk anda geldi. Set yasaklaması geldi bunun üstüne. Yufoni, açıkçası erken safhada nasıl yasaklamalar, seçimler gelecek? Bu önemli. Bakalım hedef yasaklamaya devam edecek mi 9 Eylül, yoksa Ryze'a sınırlandıracak mı, bunu göreceğiz. Kalista yasaklaması gelir mi? Evet, mavi tarafta olmanın da bir avantajı var. Meta yasaklamalarını biraz daha rakibinize bırakabiliyorsunuz. Lee Sin ya bırakmak istemiyor şu anda. Baya baya bütün, yani bütün beşliği yasaklayacak galiba şu süreçten sonra. Senna geldi yasak olarak. Evet, Senna'yı bir kez daha dediğin gibi 9 Eylül yasakladı. Geçen maçta yasaklamışlardı. Muhtemelen hedef bir yasaklama bu. Hatta şöyle bir kontrol, en çok oynanılan şampiyonlar arasında Senna yer alıyor mu? İstanbul Teknik Üniversitesi tabii şu anda yasaklamış oldu Senna'yı. Ondan sonra da evet, son yasaklama sanırım yasaklayacak bir şey bulamadı ve son saniye Twisted Fate'imi seçti, yoksa bana mı öyle geliyor? Ve bunun üstüne Volibear yasaklaması geldi. Twisted Fate yasaklaması? Ya Twisted Fate de şu anda oynanılan şampiyonlar arasında özellikle ayrı kittirmeye gönderip ve yarı global bir ultisiyle birlikte harita kontrolünü sağlamak adına. Ve yine ilk seçim Wukong oluyor. Evet, Wukong geldi ama bu sefer Wukong 9 Eylül Üniversitesi'nden geliyor. Ondan sonra da İstanbul Teknik Üniversitesi Ezreal ve Grace'i alacak. Wow, yani gerçekten iki tane üst seviye. Şimdi yani, bu şunu bekliyor. Hem onları hem de. Diğer şampiyon Zoe olacak. Çok büyük ihtimalle. O yüzden Zoe'yi burada kendimi seçer. Yoksa bunu kabullenip ona göre mi bir kompozisyona gider, göreceğiz. Orman alınabilir. Direkt olarak savaş başlatmaya yönelik bir ormanın aktörün alındığını görebiliriz. Hı hı. Bakalım nasıl bir yolu izleyecek 9 Eylül Üniversitesi. Yine Karma'dan yana kullanıldı burada seçim. Evet. İlk maçın özelindeki şampiyonlar şu ana kadar kilitleniyor, pek es geçilmiyor. Evet, geçmiyor da dedikten sonra bakalım üçüncü seçim gelecek. Üçüncü seçim geleceği gibi de ne olacağını göreceğiz. Açıkçası şuraya baktığımız zaman evet, Karma'yı acaba orta koridora gönderirler mi? Buna bakmak gerekiyor ama bundan sonra da tabii bir Kayısı seçeneği geldi. 9 Eylül Üniversitesi'nden Yufoni. Evet, Kayısı'yı biraz da işte oyunun orta kısmından sonra hiper taşıyıcı olarak oynamayı hedefliyor belli ki 9 Eylül Üniversitesi ve Nautilus aldılar. Nautilus. İstanbul Teknik Üniversitesi burada kesinlikle Zoe yasaklanmalı. Tabii Zoe'yi bırakacaklar mı? Şampiyon uzunluğunda var mı? Ne kadar hakim bilmiyorum ama Zoe'nin yasaklanması gerekiyor. Karthus. Karthus yasaklaması geldi bunun üstüne. Yani şu an Azir ve Karthus yasaklaması geldi. Ondan sonra son yasaklama neyi getirecek? Onu da görüyor, izliyor olacak. Tabii şuna baktığımız zaman evet, şu anda Nautilus, Grace ve Ezreal piklendi. Ve bundan sonra aradan çıkarmak için hızlı bir kompozisyon sergileyecekler. Bugün Luger'in mesela Ezreal performansını izlemiştim. Bayağı iyiydi. K
Kindred tabii son yasaklanan şampiyon oldu Yufone. Evet, şimdi bakalım Zoe yasaklanacak mı? Ama hayır, Orianna yasakladılar. Yine Orianna yasakladılar. Yani garip. Şu anda tabii son seçimler gelecek artık ve bu son seçimlerde neler göreceğiz? Son iki seçim artık aşamalar tamamlandı. Seçim yasaklama ekranında orta koridoru sona bırakacaktır. 9 İstanbul. Son saniyeler ve Ornn. Şaşır yani baya yani kitle kontrolü yüksek bir seviyede sahip olacakları görünüyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin. Bundan sonra da acaba Ornn karşısında ne gibi bir tercih gelecek? Acaba Wukong'u gönderecekler mi? Silas ve 25-24 saniye kaldı derken Yufone burada ne olacağını göreceğiz zaten. Yavaş yavaş seçimler yapılıyor ve bundan sonrasında tabii Kai'Sa seçildi, Karma seçildi ve Silas üzerine de Wukong alındıktan sonra son seçim gelecek 9.50'den. Ormanda mavi bir kumru Sylas'ı oynuyor. Muhtemelen ormana gönderecekler Sylas'ı. Tabii ben çok ormanda oynanması taraftarı değilim ama kendisi hakim gibi görünüyor şampiyonu. Ve bir kez daha Braum geldi. Ve Corki, yani sen Zoe diyordun, şu anda Corki tercihi mi gelecek? Son seçimi de yapacak şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi. Tabii onlar da 1-0 olduğunu belirtelim izleyicilerimize. Bir de şöyle bir şey var. 3 maç üzerinden oynandığı için sevgili izleyiciler. Tabii bundan sonrasında yani bu maçı şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi kazanırsa durumu 2-0'a getiriyor ve Avrupa'ya gitmeye hak kazanacak. Ama 9 Eylül Üniversitesi kazanırsa 3. maça, 3. karşılaşmaya gidiyor olacağız diyelim ve tabii seçimler yapıldı. Taraflar değiştirildi. Silas üst koridor, Wukong orta koridor, Kai'Sa alt koridorda yani nişancı olarak seçildi. Karma orta koridor ve Braum da destek olmak üzere. Diğer tarafta da Ornn, Grace, Corki, Ezreal ve Nautilus beşisiyle beraberinde çıkıyor şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi. Orta koridoru çok fazla Zoe bekliyordu ama Corki de benzer bir şampiyon aslında. Zoe kadar anlık hasar çok yüksek olmasa bir şekilde yine rakibini dürten bir şampiyon ve 3 nişancılı bir kompozisyona yönelirken onları koruyacak 2 tane de tank. Nautilus tabii destek olduğu için çok fazla tank eşyası alamayacak ama en nihayetinde aldığı Gargoyle taş sırtından sonra onunla birlikte 3 tane nişancının önüne bir set oluşturabilecektir. Bakalım seçime saklamayı tamamladık. Diğer tarafta ben Sylas'ı ormana bekliyordum. Mavi bir kumru orman Sylas'ı oynadığı için ama onları üst koridora gönderdiler. Üst koridorda nasıl bir eşya dizilimi yapacak Ornn'a karşı? Sylas'ın o da önemli. Ornn çünkü normal bir tanka göre skor potansiyeli olan da bir şampiyon. Eğer dizginsiz büyük kitabı tercih edip tutuştur da alırsa bir şekilde. O yüzden üst koridorda dikkatli olunması gerekecek. Hayır, Hortlan pençesini almış durumda. Tercih etmiş. Alınmadı. Evet, alınmadı. Hortlan pençesi tercih edildi. Ve bundan sonra da baktığımızda yani oyununda zaten başlayacağını göreceğiz yavaş yavaş. Onu da izleyicilerimize belirtelim. Ama şunun üzerinde konuşmak gerekirse yani baktığımızda bence işte Karma'nın yani Kai'Sa etrafında çok iyi oynaması gerekiyor. Silas'ın yani Ornn'un ultisini çalarak, Nautilus'un ultisini çalarak kitle kontrolü karşı tarafı uygulayarak iyi bir engage'de yani iyi bir takım savaşına girme kompozisyonu gerçekleştirmesi gerekiyor. Ve Kai'Sa'yı gerçekten iyi korumaları gerekiyor Yufone'un. Yani bu çok zor bir durum olacak onlar için. Bakalım karşılaşmaya da geçeceğiz şimdi. Ben şöyle bir tercih edilen sihirdar büyülerine göz atıyorum. İki nişancıda da bitkinlik var. Ek olarak bu arada Braum da bitkinlik tercih etmiş. Tabii hem Ezreal hem de Kai'Sa bir şekilde rakibin üzerine atılabilen şampiyonlar olduğu için bitkinlik çok değerli oluyor burada. Evet. Ve şu anki Karma zaten almış şifayı. Şu anki zaten bitkinliğin ne kadar seçilebilir olduğundan bahsetmiştik. Karma bu arada dizginsiz büyük kitabı tercih etmiş. Ben Eir almasını tercih ederdim. Beklerdim daha doğrusu. Evet, Eir alması gerçekten çok tay olurdu. Ornn aynı şekilde Hortlan pençesi gitmiş dizginsiz büyük kitabı yerine dedikten sonra artık European Esports Masters'da oyunumuza, karşılaşmamıza geçiyor olacağız. Ve bundan sonra sağ tarafta İstanbul Teknik Üniversitesi, sol tarafta 9 Eylül Üniversitesi olmak üzere Avrupa'ya kim gidecek, kim bu bileti kazanacak, onun belirleneceği ya da bir sonraki maça mı gideceğiz, onun belirleneceği maçı
artık şu anda izliyor olacağız diyelim ve serinin ikinci karşılaşmasında ben Onur Münir Asatar yanımda, tabi sesin diğer öbür ucunda Aykut İfone Özgan. Şu anda ikinci karşılaşmayı size aktarıyor olacağız diyelim. Bundan sonra da 5 kişi bir gidiyorlar Yufoni. Gidiyorlar ama bir şey çıkarmak pek mümkün değil orada. Peki bunu gören İstanbul Teknik Üniversitesi tarafı totem bırakacak mı? Bıraktı. Evet, Gagalara totem bıraktılar. Aynen. Gagalara totem geldi. Ondan sonra herkes yani koridoruna doğru ilerliyor. Tabii ormanda Wukong var. Karşısında Grace 3 tane nişancı kompozisyonuna giden bir yani İstanbul Teknik Üniversitesi var. Bunu çok çok eskiden görmüştük Yufoni. Yani sene kaç? 2017. O civarlarda böyle kompozisyonlar vardı. Ya da 2017 ya da 2018 olması lazım. Tekrar görmek gerçekten mutlu ediyor insanı. Bundan sonra da tabii artık ormanda başlayacaklar gibi görünüyor. Bundan sonra yani İstanbul Teknik Üniversitesi'nin yani koridor tarafında yani ittirme kuvveti çok fazla olacak gibi görünüyor. Hele Ezreal'ı aldıkları için kule ittirme avantajları çok büyük. Sence burada yani kuleleri korumak açısından ne yapması gerekiyor 9 Eylül'ün? Yani çünkü bayağı zor olacak gibi görünüyor işleri. İki tarafın da yanında menzilli destek olmadığı için kuleye hasar vermek çok mümkün değil iki ekibi durumda. Hı hı. Yani ben alt koridorda pek fazla plak alınacağını düşünmüyorum eğer rakibinizi üste göndermezseniz. Burada biraz daha ormancıların yapacağı baskınlar. Rakibinizden skor almak veya üste göndermek önemli olacak. Ve seviye 1 avantajını da Kaysa Braham almış gibi görünüyor alt koridorda. Evet, ondan sonra da baktığımızda 2 seviye olan şu anda bir Silas var. Silas'tan sonra Ornon'u dürtmeye devam ediyor. Karma Korku ile bir kaldı tabii. Karma yalnız Korku üzerinde epey bir hasar bıraktı. Tabii Orn epey bir hasar bıraktı Silas üzerinde. Wukong gelecek. Acaba Korku'yu evet yani görünmezken içeri doğru girdi ve Korku hemen sıçrasını kullandı ve kaçmak durumunda kalıyor Yufoni. Biraz aceleci oyun. Karma'nın bağını tutturmasını bekleyip sonra sıçrayla girmeliydi Wukong orada. Kendini gösterdiği anda Korku hemen sıçradı çünkü Walker ile beraber. Çok rahat bir skor alınabilirdi ama sıçralar takaslandı sadece. Evet, evet. Wukong bu sefer üst koridora geliyor dedikten sonra Orn tek başına kalacak. İkili güçlendirmesiyle beraber Wukong ilk kanı döken şampiyon oldu, oyuncu oldu mavi bir kumru. Çok rahat, çok sakin bir oyun geldi. Oyun görmesi gerekiyordu. Orn'un. Orta koridor baskından sonra üst koridora ilerledi Wukong. Çünkü canı çok az. Oraya gelmesi çok muhtemeldi ve çok kolay bir skor. 9 Eylül Üniversitesi daha iyi başlayan taraf oldu maça. İlk maça nazaran. Dediğin gibi oldu. Bundan sonra da Grace karşı ormana doğru girdi. Ama orada bir şey çıkmayınca hemen tabii yan pire yengeç tarafına doğru dönüyor. Bundan sonra da Silas bakalım ne yapacak. Grace aldı yan pirengeci ve alt koridora doğru ilerliyor. Yufoni. Evet. Wukong da oraya geliyor mavi bir kumru. Burada 3-3 bir savaş izleyeceğiz gibi başladı bile savaş. Ama sersemletilen taraf burada Naturist oldu. Sistesini kullandı. Hemen geri doğru çekilecek bir taraftan. Ezreal vurmaya devam ediyordu. Işınan gelecek. Kaysa vurmaya devam ederken Grace ve hemen geriye çekiliyor. Bundan sonra da Korki girdi ama yani bir yandan karma gelecek. Bir festivale dönüştü şu anda burası. İstanbul Teknik Üniversitesi zor bir durumda. Geriye doğru çekilmesi gerekiyor. Naturus çapasını tutturamayınca Korki hemen geriye doğru kaçtı. Ve rahat bir şekilde şu anda kimse ne skor verdi ne de bir şey kaybetmiş oldu. İşte Braum'un gücü bu tarz savaşlarda. Braum'un otomatik saldırı yaptığı isim geri çıkıyor. Otomatik saldırı yaptığı isim geri çıkıyor. Çünkü sersemledikten sonra düşecek. Yani bu ikili Wukong gelene kadar, karma gelene kadar orayı çok iyi tuttular. Hatta eğer rakipleri orada bir saygısızlık yapsa biraz da savaşa devam etmekse skor bile verebilirlerdi. Bu arada Braum sıçra kullandı, Minyon'a gitti. Evet, Q yeteneği Minyon'a gitti orada. Çok rahat bir skorda eğer o kaçmasa. Bunun üstüne Kaysa ve Braum var tabii. Bundan sonra baktığımızda tabii Korki 27 Minyon'a, Karma 33 Minyon. Buradaki Minyon'ları da aldıktan sonra Karma Minyon'da daha fazla öne geçecektir. Korki hemen üstüne geri dönüyor.
5. seviye olduğunu belirtelim iki tarafında. Karma şifasını değiştirmedi şu ana kadar. Dizginsiz büyük kitabını kullanmadı. Ürününü. Şunun üzerine baktığımızda evet. Graves alevecilerine doğru gidiyor Yufone. Ve Wukong çok uzakta. Ya oraya bir totem bırakmaya gidiyor ama durdurması pek mümkün görünmüyor. İstanbul Teknik Üniversitesi tarafının. Eğer oraya giderlerse savaş çıkar ve skoru verebilirler ama orada koridordan buraya daha erken geldi. Ve alt koridordan çok geç destek aldı. Alt koridorda bir oyun izliyoruz şu anda. Braum'un üzerinde tutuşur geldi. Ezreal bulmaya devam ediyor. Graves tekrardan geldi. Braum düşecek mi? Braum'a alan bir Ezreal var. Yani Kaisa'nın üzerine hasar gelince Korki de geldi bir taraftan. Karma'yı düşürecek mi? İstanbul Teknik Üniversitesi şu anda iki skor çıkardı ama üçüncüyü çıkartamıyor. Olsun diyor. Ejder var. Ejderi alacağız diyor. Bahsettiğim konu buydu aslında. Alt koridorda çok daha sağlıklı bir ikiliydi Ezreal ve Nautilus. Onu göre burada savaş ettiler. Wukong geldi. Wukong yakaladı Nautilus. Ejder yalnız. Ejder'in canı epey bir az. Orn ultisini kullandı. Nautilus'un ve Grace'in canı çok çok az. Alev Ejder'ini kim alacak? Silas geldi. Silas içeri girdi. Skoru çıkardı. İkinciyi çıkartabilecek mi? İkinciyi çıkartamıyor. Korki Silas skorunu aldı. Wukong da geriye doğru çekiliyor. Yani bir anda bir kaos oldu. Çok az canlar var. Korki geldikten sonra Alev Ejder'ini alacak İstanbul Teknik Üniversitesi ve toplamda 3 skor çıkartıyor Ejder etrafında ve Alev Ejder'ini de cebine koyuyor. Evet, bu arada Karma orada ışınlanıyla birlikte dizginsiz büyük kitabını kullanıp etkisiyle ışınlanla geldi ama biraz geç kaldı tabii. Bahsettiğim konu tamamen buydu aslında. Nautilus ve Ezreal daha sağlıklıyken, can ve mana havuzları daha iyi durumdayken orada böyle bir şey istememeliydi. 9 Eylül Üniversitesi'nde erken oyunda aldığı üstünlüğü bu savaş sonrasında kaybetmiş oldular. Ezreal 2 skor çıkardı, Korki 1 skor çıkardı. Oyun biraz daha artık İstanbul Teknik Üniversitesi tarafına dönmüş gibi görünüyor. Yampiri'yi engeci de alan Grace var. Yani üzerinde kırmızı güçlendirme de var. Şu anda açıkçası nereye giderse skor çıkartabilecek gibi görünüyor. Yani Orn ve yani alt koridor ve üst koridora giderse açıkçası skor çıkması rahat olacaktır. Nautilus'la beraber toplamda 3 asiste sahip Nautilus baktığımızda. Ve Korki de Ezreal'da aynı anda Tanrıçanın gözyaşını aldı. Yufone. Böyle pıt diye gözyaşları ortaya çıktı. Evet. Korki zaten tırpanla başlamıştı oyuna. Erken oyundan pek bir skor beklentisi yok. Biraz daha güçlenmeye yönelik bir başlangıç. Emin adımlarla ilerliyor. Mana veren alacak. Sonra ikinci eşyasını yapacak ve o sürede de artık Tanrıçanın gözyaşını 752'ye ulaştırıp daha güçlü bir konuma gelecek. Biraz daha dakika 22-25 civarlarını hedefleyen bir eşya dizilimine ilerliyorlar. Evet, dedikten sonra bak bir şey var. Evet, yani ufak bir teknik aksaklık var ama şu anda evet, yani oyunun şu anki geneline baktığımız zaman Yufone yani ne yapması gerekiyor 9 Eylül'ün geri dönmesi için? Çok, çünkü alameti veriyor. Baktığımız zaman Ejder'de verilen skorlardan sonra bir de Silas zaten içeriye girdi tek başına. Yani takımca oynamıyorlar. Çok bireysel bir hareket görüyoruz. Evet, aslında böyle geri dönülecek kadar yorumlanacak çok bir durum yok. Bir üstünlük verdi rakibine. Daha doğrusu erken önde kazandığı üstünlüğü kaybetmiş oldu 9 Eylül Üniversitesi. Şu anda dediğin gibi vade alameti alınacak. Doğru oyunla yine üstüne katarak ilerleyebilir İTÜ tarafı. Ama yani şu anda bakıyorum şöyle bir Minyon'da Karma iyi durumda. Üst koridorda çok beklenildiği düzde değil. Orn Minyon konusunda üstünlük sağlamış. Alt tarafta Kaisa geri düştü. Biraz da Kaisa'nın güçlenmesini, Silas'ın güçlenmesini beklemesi gerekecek. Tabi ormanda da Wukong her ne kadar skor bulmuş olsa da seviyede eşitler ve Minyon konusunda da çok geri. Wukong'un orman kamplarını temizlemesi de çok güç. Biraz daha Kaisa'ya bakıyor gibi görünüyor oyun. Onun ne kadar güçleneceği ve takım savaşlarında ne kadar hayatta kalacağı önemli olacak. Evet, bundan sonrasında da baktığımızda yani şunu söylemem gerekiyor. Evet, yani Wukong'u efektif kullanması gerekiyor. Silas'ı daha takım savaşında tek başına göndermek yerine takımla beraber kullanması gerekiyor. Yani çok zor bir pozisyon geçirdiler Ejder'den sonrasında. Onu söyleyebilirim. Ejder'den sonrasında skorlar verildiği gibi de
Yani Grace ve Corki'nin biraz daha o kartopu efektini başlattığını görüyoruz. Yani gerçekten yani yapmak istediklerini yapması gerekiyor 9 Eylül'ün. O kafalarındaki Kai'Sa kompozisyonunu yani aradan çıkartabilecekleri oyuncular var çünkü yani Ornn'u ve Nautilus'u es geçip aradan çıkartırlarsa Wukong'la beraber sürekli taşıyıcıları rahatsız ederlerse bence Kai'Sa ile beraber sürekli bir hasarla üstesinden gelebileceklerini düşünüyorum ben 9 Eylül'ün. Ama İstanbul Teknik Üniversitesi'ne baktığımız zaman yani üçlü nişancı kompozisyonu Ornn ve Nautilus yani takım savaşları içerisinde Nautilus çok az canlarla kaçmayı başardı. Onu da söyleyelim. Yani baya baya iyi bir oyun sergilemiş oldu diyebilirim. Evet, İstanbul Teknik Üniversitesi. karşılaşmaya muhtemelen birazdan geçeceğiz. Sorun çözüldüğünde. Yani şu anki durumda işte ejder alındıktan sonra, alamet alındıktan sonra biraz da o üstünlüğü kuran, işte alamet alan tarafın nasıl bir oyun çizeceğini öngörmek gerekiyor. İşte eğer rakip o alametle birlikte gidip bir kuleyi alacaksa, bir kule tarafında oynayacaksa aldığı barikatlarla birlikte ya oraya bir çözüm üretilmesi ya da onun en ters noktasında, en uç noktasında ona benzer bir cevap verilmesi gerekiyor. Bakalım 9 Eylül Üniversitesi bunu verebilecek mi? Bu biraz daha belirleyici olacak aslında. Rakibiyle arasındaki farkın eşit kalması, açılması veya çok fazla açılması için belirleyici faktör o olacak. League of Legends her zaman kendi yaptığınız oyundan ziyade rakibinizin oyununu okumak ve ona karşı önceden önlemler alınarak oynanılan bir oyun. Tabii burada belki seviye çok üst düzey olmayabilir işte ve Kore Ligi bir profesyonel lig olmayabilir ama üniversite liginde de oynayıp işte akademi ligine ve FŞL'ye gelen oyuncuları biliyoruz özellikle geçen yıldan. Evet. O yüzden bu da bu kısımda aslında oyuncuların kendini gösterebilmesi için çok kıymetli bir alan. Evet zaten baktığımızda yani üniversite e-sporun da Türkiye'de geliştiğini görüyoruz. Yani burada da açıkçası iyi işler gerçekleştiriliyor ve bak yani oyuncular da zaten senin de tabirinde dediğin gibi oyuncular buradan yani Akademi Ligi'ne ya da VFŞ'yle çıkabiliyor ki benim de zaten bir iki arkadaşım şu anda zaten VFŞ'yle de falan oynuyor. Açıkçası ben de yani onları izlerken falan seviniyorum ki onlar da mesela hani okul arkadaşım sonuçta baktığında ve onlar da şu anda VFŞ'yle de oynuyor. Bu gerçekten güzel bir şey. Ama şu üniversite turnuvasının yani European Esports Masters'ın özeline baktığımızda kazanan takım direktman Avrupa'ya gidecek. Avrupa'da yarışma olacak ve orada kendilerini gösterecekler ve oraya nasıl hazırlanacakları daha önemli bir durum olduğunu düşünüyorum ben. Tabii şu an oyunun şu zamanına kadar gelen kısmına baktığımızda şu anda ben incelediğimde Sylas'ın ya da Ornn'un yani eşit gittiğini görüyoruz. Ormanda Grace'in bir üstünlüğü var görüldüğünde. Ondan sonra Corki bir tane skor almıştı zaten. Senin de dediğin gibi biraz da oyunun late aşamasına gidecek bir kompozisyon yapıyordu. Ama Ezreal'ın iki skoru var. Kai'Sa karşısında Kai'Sa ve Braum toplamda bir skor vermiş durumda ve onlar da minyon anlamında biraz geriye düşmüş gibi görünüyor Yufone. Yani öyle tabii Corki'yi unutmamak lazım. Corki bir şekilde sessiz kalıp minyon biçerek ilerleyip zamanı geldiğinde verdiği hasarlara pek fazla inanamayacağınız bir şampiyon haline dönüşebiliyor. Pek orta koridor etrafında durmuyoruz belki ama Corki de çok etkili olacak gerçekten. Bakalım teknik sorun zannedersem halledildi. Birazdan maça geçeceğiz. Maçımıza Heyecanla geçiyor bekliyorum. olacağız sevgili izleyiciler. Evet ben de heyecanla bekliyorum ama şunu söylemem gerekiyor. Yani ne yapması gerekiyor şu anda? Yani şu anda 9 Eylül Üniversitesi'nin ne yapması gerekiyor ki karşı tarafta Grace'i, Corki ve Ezreal'ı çıkartabilsin? Yani hangi kompozisyon ya da nasıl bir taktiğe gitmesi gerekiyor? Şimdi zaten oluşturulan kompozisyonda aradan o isimleri çıkarmak çok güç bir 5'e 5'te. Çünkü önlerinde duracak bir Ornn ve Nautilus var. Onları aşıp arkaya gidebilecek şampiyonlar yok değil mi? İlla ki var. Ama bu tarz durumda biraz da Kai'Sa'nın işte öndeki tankları eritip biraz daha yavaş oynanıp takım savaşında rakiplerini belli bir can havuzuna indirdikten sonra, yumuşattıktan sonra işte suikastçıların, Wukong'un işte daha iyi pozisyondan gelen cepheden gelen bir cepheden değil de arka taraftan yan taraftan gelen bir Sylas'la birlikte Kai'Sa'nın arka tarafı ulti kullanarak kaos bir takım savaşı yaratması gerekiyor. Yoksa haricinde Ezreal düşürseniz Corki ve Graze'in hasarı çok fazla veya işte Graze'i düşürseniz aynı konu keza gündemde olacak. O yüzden biraz daha yavaş oyun, temkinli oyun işine yarayacaktır 9 Eylül'ün.
Ama tekrar söylemek lazım. Şu, bu şekilde ilerleyen bir karşılaşmada İstanbul Teknik Üniversitesi durumu 2-0 yapacak gibi görünüyor. Peki şunu sormak istiyorum. Kayısa bir anda bir suikastçı moduna dönüşüp Silas ve Wukong'la beraber bir anda takım savaşında en arkalara gidip Corki'yi, Ezreal'ı çıkartıp ondan sonrasında geri kalanı toplamak isteyebilir mi? Böyle bir kompozisyon yapılır mı sence? Çünkü Kayısa'ya baktığımız zaman o da mesela hani çok çılgın oyunları seven bir şampiyon ve Wukong'la Silas'la beraber açıkçası bu pencere açılıyor onlara. Baktığımızda yani Ornuts'la beraber Silas da girebilir, Wukong da girebilir ve Kayısa da arka taraflara sızabilir diye düşünüyorum. Evet, bu yapılabilir ama bunun yapılması için önce o şampiyonları koruyacak şampiyonların biraz Kelimeyi unuttum. Yumuşatılması. Yumuşatılması. Tam diyecektim ben de yumuşatılması sana. lazım. Canlarının azaltılması lazım. Kitle kontrollerinin kullanılmasına izin verilmesi lazım. Çünkü tamam, arka tarafa gitmekte sorun yok. Kaysa bir yetenek tutturup ulti basabilir. Wukong görünmezlikte sıçrayla sayrı aynı şekilde gelebilir ama arkaya gittikten sonra ne yapacağınız önemli. Tamam, bu şampiyonlar Ezreal, Corki, Graves çok tank şampiyonlar değil tabii. Graves'in pasif işte Ezreal eğer isterse yapacağı bir buzluğun eldiveninden gelen ufak tefek tanklıklar var. Ama en nihayetinde sadece gitmek bitmiyor. Bir şekilde kitle kontrolleri kullanmasına ilk önce rakiplerine izin vermeleri lazım. Evet, yani aslında takım savaşını baktığımızda şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi'nin başlatması gerekiyor. Yani Nautilus ve Ornn'la, yoksa Silas Ornn'un ultisini veya Nautilus'un ultisini çalarsa arka tarafa gelebilecek bir Nautilus ultisinde çok büyük sıkıntı çekebilir İstanbul Teknik Üniversitesi. Yani bu sefer tam tersine dönmüş olur durum takım savaşları içerisinde, ama şu anda erken oyunda herhangi bir genel takım savaşı izlemedik. Tabii bu zamana kadar ultilerle olan bir takım savaşı izlemedik. Oyun zaten duraklatılmış durumda şu anda. Hemen oyunumuza geçiyor olacağız yakın bir zamanda diye düşünüyorum. Ondan sonra tabii şunu söylemem gerekiyor. Karma'ya baktığımda ben tabii Athena'nın lanetli kadehini almış ve oyunumuz yavaş yavaş başlıyor. Mana verini alan bir Corki var. Aynı şekilde Ezreal da mana verini almış ve oyunumuza geçtiğimizde şu anda orta koridoru ittiren bir Ezreal var Nautilus'la beraber. Fony. Evet, tabii ejder konusunda da hakimiyeti sürüyor İstanbul Teknik Üniversitesi'nin. Dakika 14'teyiz. Ve oyunda ne ruhu var? Şu anda göremedik 3. ejderin ne olduğunu. Ve haritayı da tam net göremedik. Evet, onu da göreceğimiz zaman artık üzerine konuşuruz dedikten sonra mavi Ruh güçten soru var demeyin. sanırım. Evet, benden daha iyi görmüş oldun Tiffany. Yalnız bunun üstüne Grace mavi güçlenmeyi çaldı. Paketini alan bir Corki var ve alamete mi girecekler bu tarafta Grace? Yani İstanbul Teknik Üniversitesi alameti almayı deniyor ve Corki'yi direktman orta koridora yönlendirecek. Bundan sonra takım savaşı mı arıyor tabii? Wukong'la Karma ile beraber tam bunun üstüne dedik. Ornn ultisini kullandı. Silas'ı yakalayabilecek mi? Wukong ultisini kullandı ama Ornn 3 kişiyi birden yakaladı. Üstüne bir de Silas suyu gelecekti. Gelecekti. O da 3 kişiyi birden yakaladı ve bundan sonra Kai'Sa içeri girecek ama Ezreal'la Corki vurmaya devam ediyor. Arka taraftan Graves kaçacak. Ornn'un üzerinde çok fazla hasar var. Ornn'u yakalayacaklar gibi görünüyor. Ornn canı azaldı. Yere sabitlendi. Yere sabitlendikten sonra Wukong skoru aldı. Ama Graves Silas skorunu aldıktan sonra hemen geri çekiliyor ve Vadin alameti bir anda iki takıma da cehennem yaşatıyor ve bu cehennemden çıkmayı başaran 9 Eylül Üniversitesi oluyor. Evet, iki takım da alamadı alameti. İki taraftan da çok fazla alan hasar geldi. Bu arada Shirley... Grace, yani yapmaman gereken hatayı yaptın. Ve bundan sonra da düşen oyuncu oldu Shirley. Tabii hemen orta koridora giden bir İstanbul Teknik Üniversitesi var ama Wukong geldi. 2'ye 1 pozisyon olarak Karma gelmişti ama Buram da burada. Nautilus çapasını yakalayamadı. Çapayı yakalayamadıktan sonra Ezreal geldi. Ezreal buraya kadar delirttirdi ve 2 tane skor birden almayı başardı. Üstüne bir de ultiyi kullanıyor. Orta koridor kulesi de gidecek. Ve bundan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi çok teknik oynuyor. Tekniğin üstüne teknik dedim ve Silas'ın içeri girdiğini gördük ama Karma ile beraber çok hasar çıkardı. Üzerine tutuştur vardı Silas. Hemen geriye çekiliyor. Ve bundan sonra Corki ve Ezreal orta koridor kulesini aldıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi hemen geriye çekilecek. Vadi alametine başlayan ve sonrasında kopuk kopuk ilerleyen birkaç takım savaşı gördük aslında. Alamet etrafında hem onun hem de Wukong'un alan hasarı iki tarafa da getirebilirdi savaşı. İki ülke Az de çok öncekini etkiliydi gördün mü? ama. Az öncekini gördün mü? Silas ultiyi çaldı Ezreal'ın. Yan bir yengeçe gitti, ulti attı. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Graves tabii. Yani baktığımızda alamete
Yine bir deneme. Evet, alameti alamamışlardı. Bu sefer tekrardan bir deneme geliyor. Ve bundan sonra canı epey azaldı. Ezreal'ın üzerinde iki tane güçlendirme var. Rahat bir şekilde alacaklar. Bunu aldıktan sonra da hangi koridora gidecekleri önemli. Ezreal da pitten çıkınca. Yani çok rahat bir oyun geçiriyor şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi. Çok rahat olduğunu söylemek biraz güç olabilir. İyi devam ediyorlar ama yani alamet etrafındaki takım savaşını kazanabilirdi de. 9 Eylül Üniversitesi tarafı. Ama evet, yani aslında yeter. Odaklandıkları şampiyonlar iyi değildi diyebiliriz. Yani kime saldıracaklarını pek kestiremediler orada. Bir tarafta işte geldi Grace'e yüklenirken bir taraftan Ezreal çıktı. Ve kimin üzerine hasar vuracaklarını şaşırdı. Tabii Wukong'u yakalayan bir tam diyecektim ki. Yani kopyasını bırakan bir Wukong var. Beni de yanılttı. Wukong geldi. Evet, beni de yanılttı Wukong. Açıkçası. Ve bundan sonra 4 kişi burada kayısa. Tabii onun ultisini kullanacak Wukong içeriye girmiş durumda. Ama Wukong'un üzerinde çok fazla hasar var. Ve son bombayı patlatan Corki oldu. Ve durumu 5-4'e getiriyor. Ejder çıktı. Bulut Ejderi var şu anda. Ve Bulut Ejderi'ne vuran İstanbul Teknik Üniversitesi olduğunu görüyoruz. Ejder'in canı epey azaldı. Ve bundan sonra Silas geriye çekilmek durumunda kalacak. Ama Braum'u yakaladı. Braum ultisini kullandı. Naturus ultisini kullandıktan sonra yalnız ulti kullanamadı Silas. Onun ultisini almıştı. Ve bundan sonra da Bulut Ejderi alan İstanbul Teknik Üniversitesi oluyor. Ve üst koridora şu anda ışından geliyor. Korp de ışınını kullandı. Normalci skoru çok rahat ve ejder anlamına geliyor ve dakika 18'de 3. ejderi aldı. Bu noktada İstanbul Teknik Üniversitesi dakika 23'te, evet. 23 civarında bir bulut ruhu tehdidi var. Tabii bulut ruhu kimin işine yarıyor diye bakacak olursak ulti kullandıktan sonra ekstra hareket hızına ihtiyaç duyan şampiyon pek fazla yok. Bir Aatrox'tur, Vladimir'dir tarzında şampiyonlar yok ama en nihayetinde ruh ruhtur. Ve her alan multajları da ulti bekleme süresi %10 azaltıyor. Yani bu bir okyanus ruhu veya alev ruhu olsa çok daha işine yarardı İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ama bulut ruhuyla yetinecekler eğer 4-5'lerde alırlarsa. Ben bulut ejderini çok seviyorum mesela. Çoğu insan bulut ejderini sevmiyor Yufone. Ya ben çok seviyorum ama oynadığı şampiyona göre biraz daha hasta şekilleniyor. Aynen. Sen ne oynuyorsun genelde? Ben ne oynuyorum genelde? Yani şu aralar destekte Thresh, Braum odaklı oynamayı tercih ediyorum ya. Açıkçası. Onun dışında eğer üst koridor oynuyorsam Ornn gerçekten güzel bir şampiyon. Ama onun dışına baktığımızda bu aralar set deniyorum ama sete alışmak gerçekten çok zor Yufani yani. Yani şampiyonun yetenek setini de kullanmak çok zor. Benim açımdan açıkçası. Bulut ruhundan çok yararlanıyor ama sen seti biraz da Train ne istersin? Kasacağım. Tabii. Kasacağım ben. Merak etme. Peki sen neyi seviyorsun Yufone? Yıllardır Lee Sin oynuyorum. Memnunum. Evet. Lee Sin'e devam. Memnunsun. Aynen. Lee Sin'e devam abi. Aynen öyle. Dedikten sonra Baron çıktı. Baron çıktıktan sonra da tabii Corki paketini almış bir şekilde üzerine üçlü kuvveti. Ondan sonra yani coşkuyu da tam almış. Muramanası Ezreal'la Corki'nin tamamlanmış zaten. Ve Corki paketini kullandı. Hemen içeri girecek ve geriye çıkmak durumunda kalacak. Bu kadar agresif oynamaması gerekiyor. Yarı cana kadar düştü Corki. Ve büyük sıkıntı da değil. Bundan sonra Naturus bekliyor orman içerisinde. Yani tam böyle gelse de yesem diyor Yufania. Evet. Yani maça baktığımızda Corki ve Ezreal mana vereni mana buraya çevirdi. 752'e ulaştı. Bir tane şanı gözleş. Diğer tarafta henüz Kai'sa özelinde. Baron mu? Bir Ninja Baron başlangıcı ama bir toteme yakalandılar. Silas alt koridorda ışınları yok. Işınları yok. Ama çok fazla hasar yedikleri için çıkacaklar. Yani riske atmak istemiyorlar. Tabii görüşler geldikten sonra da 9 Eylül'den İstanbul Teknik Üniversitesi hemen geriye doğru çekiliyor. Bundan sonra yani Naturus peşine düştü Wukong'un. Wukong yakalayabilecek mi? Wukong kopyasını oluşturdu hemen. Ama bir taraftan gerçeğini ulti atınca hem Braum'u hem de Wukong'u yakalamışlardı. Corki Wukong'u düşürmeyi başardı. Üzerinde tutuştur olan bir Braum var. Karma kalkanını kullandı. Geriye doğru çekilecek ama Grace geldi. Kafasına vura vura skoru almayı başarıyor. Ondan sonra arkaya doğru kaçmaya çalışan hem Karma hem de Kai'sa var. Ezreal son vuruş yapacak mı? Ezreal son vuruş yaptı ve Karma skoru da almayı başardı. Ve bundan sonra ultisini kullandı. Kai'sa son anda ultiden kaçmayı başarıyor ve bot lane drama yani tek başına kaldı.
tek başına kaldı ve Baron gidiyor burada. Bu Baron'un yanıt vermesi pek mümkün görünmüyor. 9 Eylül Üniversitesi'nin. Bunu da dedikten sonra tabii Baron'u alacaklar. Baron'u aldıktan sonra takım arkadaşları Orn da geldi. Orta koridoru ittirmişti o da. Ve Baron alındı. Baron alındıktan sonra çok zor. Yani 9 Eylül Üniversitesi bunu nasıl çevirecek hiç belli değil. Çünkü çok fazla hasar var. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Şöyle bir sorun var. Şimdi Baron'u aldı İstanbul Teknik Üniversitesi tarafı ve bir dürtme kompozisyonuna sahipler. Yani takım bir şekilde başlatması lazım 9 Eylül'de, ama takım savaşı başlatsa bile bu kadar gerideyken takım savaşı kazanabilecekler mi, o ayrı bir soru. Eğer oyunu bekleyerek geçirirlerse Baron güçlendirme süresince muhtemelen inhibitor kulesi, hatta inhibitorunu kaybedecekler. Ve bir dürtme kompozisyonu öndeyken kolay kolay maç kaybetmez. Çok büyük hatalar yapılmadığı sürece. 5-1-3 oynayan bir Ezreal var. 192 milyona sahip, 202 milyona sahip olan bir Corki var ve Ezreal'ın üçlü kuvveti Orn tarafından geliştirilmiş bir durumda. Yalnız Orn ultisi geldi. Orn ultiyi maalesef ki kaçırıyor. Diyelim tabii Braum Buzya'nın yüklerini onun üzerine biriktirecek mi? Wukong içeri girdi, ultisini kullandı. Hızlı bir takım savaşı gelecek mi bir taraftan? Yalnız içeri giren bir Sylas vardı. Kai'Sa arka tarafa dediğim gibi sıçramayı başardı. Ve bundan sonra da Kai'Sa Grey skorunu aldı ama Grace de Kai'Sa skorunu almayı ihmal etmiyor. Orn karma skorunu aldı ama Ezreal de Sylas'ı düşürdü. Braum kaçmaya çalışıyor. Korki'nin üzerine çok fazla hasar vermişti ama Ezreal 2'de 2 yapacak. Wukong tek başına kalıyor. Ve baktığımızda şu anda Avrupa'ya adım adım gitmeye, yani hedefleyen İstanbul Teknik Üniversitesi var. Ezreal vuracak ama kopyasına değecek. Yalnız Ezreal girdi, vurmaya devam ediyor. Hala peşinde. Ezreal bırakmıyor. Kuleden hasar almasına rağmen bırakmıyor. Ama en sonunda bırakmak zorunda kalacak. Ultisini kullandı. Bu Kong'u düşürebilecek mi? Hayır, bu Kong'u düşüremiyor ama. Alt koridor, inhibitor kulesi gidecek. İnhibitor kulesi gittikten sonra da inhibitoru alacaklar gibi görünüyor. Savaşın bu kadar eşit ilerliyor gibi görünmesinin temel sebebi Ezreal'ın savaşta olmamasıydı. Savaşa yaklaşık bir 15 saniye sonra geldi ve Ezreal geldikten sonra kalanları toparladı zaten. Bunu yapması gerekiyor. Yalnız bu iyi bir karar olmayabilir. Maç bitebilir burada. Işınlanma geldikten sonra Sylas Natulus'un ultisini çaldı. Ultiyi atıp kaçmaya deneyecektir. Çok büyük bir hata gelebilir. Devam ettirecek mi İstanbul Teknik Üniversitesi? Sylas'ın üzerinde çok fazla hasar var. Ama geriye doğru çekiliyor. Orn sersem etmeyi başardı. Sylas'ı düşürecekler. Wukong'un peşine düşecekler mi? Wukong. Wukong'un da düştüğünü gördü. Kapı gibisini açtı. Ultisini kullandı. Bravo. Geriye doğru çekilmeye çalışıyor. Kai'Sa'ya doğru yettim galiba. Ve oraya yetti. Ama işe yarayacak mı? Kai'Sa hasar çıkmaya devam ederken Karma bir anda yakalıyor ama istediğini alamayacak. Bu sefer Orn ultisini kullandı. Kai'Sa'yı yakalayacaklar. Kai'Sa boş bir anda yakalandı ve bu büyük bir hata onlar için. Ve bunu da yaptıktan sonra Grace Kai'Sa skorunu aldı. Bundan sonra da yapabilecekleri çok fazla bir şey kalmadı. Işından atıyor. Bitmiyor savaş. Bitmiyor. Tam bunu dedi. Ezreal da Braum'u aldı. Yani çok delice oynuyorlar şu anda. Deli bir oyun geliyor şu anda 9 Eylül Üniversitesi'ne. Yani kararlar gerçekten çok farklı. Korki karmanın peşine derken evet. Savaşın bir şekilde bitmemesi, sürekli ölen kalkıyor, geliyor, ışından kullanıyor ve devam ediyor savaş. Artık maçın sonunu gördük diyebiliriz şimdiden. Dördüncü ejderdi alındı. Altın farkı 12.000, 13.000. Ve skorlar çıkmaya devam ediyor. Bunu da dedikten sonra Kai'Sa içeri girdi. Tabii yani denemeye çalışıyordu ama buraya kadar dedirtti Kai'Sa Ezreal'ı. 9-2-5 oynuyor şu anda. Yani 3 tane eşyasını tamamlamış. Hayalet dansçısının alanında Corki var. O da 3 eşya tamamlamış ve tek kılıcını da cebine koymuş, paketine. Yani çok zor. 9 Eylül Üniversitesi bunu nasıl çevirecek? Nasıl 3. maça gidecek? Gerçekten çok zor olduğunu düşünüyorum ben. Tabii baktığımızda artık orta koridordan ittiren bir İstanbul Teknik Üniversitesi var. Onlar da karşı ormanı tamamıyla ele geçirmişler. Görüşleri anında siliyorlar ve kendi görüşlerini ekleyecekler. Görüş totemleri atılacak. Ve Karma üst koridora doğru geliyor. Orta koridorda 4 seviye fark var Korkin'in lehine. Bu zaten birçok şeyi yanıtlıyor aslında. Ve kule düştü. Bu maçın buradan döndürülmesinin neredeyse imkansız olduğunu. Şu anda alt koridorun imtörü yok. Birazdan süper minyonlar da gelecek. Orayı da birisinin tutması lazım ama artık ya maçın bitişini izliyor gibiyiz. Yenilgiyi de kabullenmiş gibi 9 Eylül tarafı.
Evet, İstanbul Teknik Üniversitesi European Esports Masters'da UEM'de şu anda üst koridor monitörünü de aldı. Üst koridor monitörü alındıktan sonra orta koridora dönecekler. Yalnız Nautilus çekti, arka taraf ultisini kullandı. Bundan sonra Ezreal Braum skorunu almıştı. İki tane Ornn ultisi birden kullanıyor ama Wukong da Corki tarafından düşürdü. Silas içeri girmeye çalışacak ama Ezreal da Kayseri düşürdü. Arka tarafa baktığımızda Silas istediğini başarabilecek mi? Ezreal vurmaya devam ediyordu ve game over. Yani oyunun bittiğini söylüyor burada İstanbul Teknik Üniversitesi. Katliam geldikten sonra şu anda Avrupa'ya giden üniversite, yani European Esports Masters'da İstanbul Teknik Üniversitesi oluyor Euphony. Evet, gayet rahat bir oyun geçirdiler aslında. Karşılaşma o kadar İstanbul Teknik Üniversitesi tarafında hızlı başlamamıştı ama belli bir yerden sonra üstünlüğü aldıktan sonra çok rahat maçı kapattılar. 27 dakikada 4 ejderli rakiplerine kule bile vermediler. Hiç kule alamadı bu maçta. 9 Eylül ve bu performansla birlikte Avrupa turnuvasında başarılar diliyoruz İstanbul Teknik Üniversitesi'ne. Orta koridorda yine çok iyi performans. Bu sefer alt koridorda da iyi bir şekilde desteklendi. Ve ilk maçın tam anlamıyla benzerini izlememiş olsak da orta koridor ve alt koridor etrafında yine hükmedilen bir karşılaşma gördük. Evet, bunu da gördük diyelim. Yani gerçekten çok iyi oynadı. İki taraf da aslında iyi oynadı ama üstün çıkan taraf tabii ki de İstanbul Teknik Üniversitesi oldu diyelim ve onları kutlayalım. Avrupa biletini kazanan taraf İstanbul Teknik Üniversitesi olmuştu. Yani Intel Gaming Pass çatısı altında düzenlenen European Esports Masters turnuvasında onlar Avrupa biletini kazandı. Onları tebrik edelim. İkinci olan 9 Eylül Üniversitesi'ni de aynı şekilde tebrik edelim diyelim. Ve izleyicilerimize şunu da söyleyelim. Her zaman her yerde kapışırım diyenlerdensiniz. Üstün Intel işlemcili Monster bilgisayarlar için chat'e ünlem Teknosa yazarak oradan bakabilirsiniz diyelim izleyicilerimize. Ve artık günün kapanışına geçeceğiz Euphony. Söylemek istediğin bir şey var mı? Aslında bol bol konuştuk karşılaşma içinde. Az önce maç sonunda da. İki takımı da tebrik etmek lazım. Buraya gelmek büyük bir başarı. Birçok takım arasından, birçok üniversite takımı arasından finale geliyorsunuz. Finalde biraz tek taraflı bir oyun oldu aslında İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından. Biraz da çekişmeli bir oyun. Daha uzayan oyunlar bekliyordum ama gerçekten güzel bir oyun ortaya koydu İstanbul Teknik Üniversitesi. Onları tebrik edelim. Ve seneye de yine aynı beşliyle devam ederlerse 9 Eylül tarafına da başarılar dileyelim. Onların da tabii buraya gelmesi, bir finale gelmesi hiç kolay bir iş değil. Yine iki takıma da teşekkür ediyoruz bize bu keyifli karşılaşmayı izlettikleri için. Evet, bunu da dedikten sonra aynı şekilde Intel Gaming Fest'e teşekkür ederiz. Euphony, ben sana teşekkür ediyorum. Benimle beraber gelip bugün maç sunduğun için çok güzel bir karşılaşma oldu. 9 Eylül Üniversitesi ikinci oldu maalesef ki. Ama İstanbul Teknik Üniversitesi'ne baktığımız zaman onlar Avrupa biletini kazanan taraf oldu diyelim. Ve artık günün kapanışına geçiyoruz sevgili izleyiciler. Kendinize çok çok dikkat edin diyorum. Sağlıklı kalın. Aman aman dışarı çıkarken maske takmayı unutmayın. Ve Aykut, sana teşekkür ediyorum. Reji'ye teşekkür ediyorum. Ondan sonra sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Monster Teknosa, Hepsi Gamer ve İzmir Büyükşehir Belediyesi diyelim. Ve bundan sonra da kendinize çok çok iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. From Techno Team.